Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde basit, orta ve ileri seviyeden 200 tane Türkçe cümleyi İngilizceye çevireceğiz. İsterseniz sizler de ben çeviriyi yapmadan önce, yani buraya yazmadan önce kendiniz durdurup çevirisini yapıp benim yaptığım çeviriyle karşılaştırabilirsiniz. Umarım bu ders sizin için faydalı bir ders olur. Hemen isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, birinci cümle. Sana yardım etmemi ister misin? Öncelikle istemek fiili İngilizce'de nedir? Want fiilidir. Tabii biz bunu istersek would like ile de yapabiliriz. İster misin dediğimiz için want ile yaparsak eğer bunu do you want. Şimdi do you want ister misin demek ama benim yardım etmemi ister misin demek istiyor burada. O yüzden me kelimesini buraya yazmam gerekiyor öncelikle. Do you want me dedikten sonra da to help you şeklinde cümlemi devam ettirmem gerekiyor. Yani benim şunu yapmamı ister misin veya onun bunu yapmasını ister misin şeklinde cümleler kurmak istediğimizde burada şahıs nesnesini yani object position olan kelimeyi koymamız gerekiyor. Tabii ki biz bunu would like ile yapmak istersek o zaman would you like me to help you şeklinde de istersek söyleyebiliriz. Evet, devam edelim. Kitabımı yarın geri getirmeni istiyorum. Tabii ki burada yine istiyorum anlamını vermek istediğim için I want you diyorum öncelikle. Senin yarın getirmeni istiyorum anlamını vermek istediğimden dolayı I want you yine to getiriyorum. Bring my book back tomorrow şeklinde yazdığım zaman yarın kitabımı geri getirmeni istiyorum anlamını vermiş olurum. İstemek ifadesi dediğim gibi şimdiki zamanlı kullanılan bir kelime değildir. Yani non-progressive. Biz bu istemek ifadesini şimdiki zamanda emizar ve ing fiilini kullanarak hiçbir zaman kullanmayız. Dolayısıyla biz bunu geniş zamanlı kullanmamız gerekiyor. Ondan dolayı birinden bir şey yapmasını istediğimizde I want you to help me dediğim zaman mesela bana yardım etmeni istiyorum. I want you to turn on the light. Mesela ışığı açmanı istiyorum. Yani birinin bir şey yapmasını istediğimde I want, ondan sonra you, him, her gibi şahıs nesnelerini getirdikten sonra to artı fiilin birinci halini getirerek cümlemi oluşturabilirim. Evet, devam ediyorum. Benimle satranç oynamak ister misin? İster misin dediği için yine do you ile başlıyorum cümleme. Sonra want diyorum. Sonra burada oynamak fiili. Do you want to play? Şimdi buradaki konu nedir? Infinitive konusu. Bazı fiillerden sonra başka bir fiil gelirse iki fiilin arasına to kelimesi gelir. Şimdi do you want to play? Oynamak ister misin anlamına geldi. Önce neyi söyleyeceğim? Satranç, chess. Sonrasında da with me şeklinde söylediğim zaman cümlemi oluşturmuş oluyorum. Tabii ki ben bu cümleyi istersem would you like'la da yapabilirim. O zaman nasıl yazmam gerekiyor? Would you like to play chess with me şeklinde yapmam gerekiyor. Evet, yeni saç stilimi beğendin mi? Şimdi burada beğendin mi ifadesi aslında geçmiş zaman gibi duruyor. Ama biz bunu şimdi birisi yeni bir saç stilimiz olduğunda başka birine sorduğumuzda aslında o anda beğenip beğenmediğini sormuş oluyoruz. Dolayısıyla did you şeklinde sormak yerine bunu geniş zamanlı gibi sormamız gerekiyor. Çünkü sevmek, hoşlanmak, nefret etmek, keyif almak gibi ifadeler genellikle geniş zamanlı eylemlerdir. İstemek, sahip olmak bu tarz eylemler dediğim gibi ing takısıyla şimdiki zamanda kullanılmaz. Dolayısıyla burada do you like dememiz daha mantıklı oluyor. Do you like my new hairstyle dediğimiz zaman cümleyi doğru bir şekilde yazmış oluyoruz. Tahmin et elimde ne var? Öncelikle tahmin et dediği için bu bir emir cümlesi oluyor. Daha sonrasında da guess what. Zaten sadece guess what dediğimiz zaman tahmin et ne oldu anlamına gelen bir kalıpsal ifade oluyor. Ama elimde ne var dediği için yani elimde neye sahibim anlamını vermem lazım. Guess what I have. Ondan sonra in my hand şeklinde cümlemi oluşturuyorum. Devam ediyoruz. En sevdiğin oyun nedir? Şimdi bir kişinin en sevdiği şeyleri İngilizce'de sorarken her zaman what is your favorite şeklinde sorabilirsiniz. What's your favorite? Yani what's your favorite dedikten sonra oyun, evet, bu şekilde sorulabilir. Evet. Tabii bunu istersek what is the game you like most şeklinde sorarsanız tabii ki yine aynı kapıya çıkar. En çok sevdiğin oyun nedir anlamına gelir. Bu oyunda çok dikkatli olmalısın. Şimdi burada olmalısın ifadesini must'la da should'la da söyleyebiliriz. Tabii ki burada bir tavsiye verdiğimizi düşünürsek you should dediğimiz zaman you should be, yani olmalısın. Çünkü bir kişiye tavsiye verirken should kalıbını kullanıyoruz. Biliyorsunuz ki tavsiyelerde you should be olmalısın anlamını veriyor. Very careful, çok dikkatli in this game, bu oyunda. Evet, AVM'den geliyorum. 5 dakika içinde evde olacağım. AVM'den geliyorum dediği için şimdiki zaman I am coming from the shopping mall. Burası AVM'den geliyorum ifadesi. Sonra 5 dakika içinde evde olacağım. I will be at home, olacağım, in 5 minutes. Evet, 5 dakika içinde evde olacağım ifadesi bu şekilde söylenebilir. Evet, makarna yapalım mı? Bir kişiye şunu yapalım mı, edelim mi gibi sorular sorarken kullanacağımız kalıp her zaman shall we olabilir. Shall we yapalım. Hadi yapalım dediğimizde let's kullanıyoruz ama yapalım mı, edelim mi dediğimizde shall we kalıbını kullanıyoruz. Dolayısıyla shall we make pasta dediğimiz zaman makarna yapalım mı anlamına gelir. Bir sonraki cümlemiz canım makarna yemek istemiyor. Eğer bir şeyi canımız istiyor veya istemiyor şeklinde söylemek istediğimizde İngilizce'de feel like kalıbını kullanabiliriz. Feel like artı fiil ing eki. Şimdi tabii ki istemiyor dediğimiz için burada I don't feel like şeklinde yazmamız gerekiyor. I don't feel like dedikten sonra yemek fiili, daha sonra da pasta. Evet, yani eğer canım makarna yemek istiyor deseydim don't'u atacaktım. I feel like eating pasta şeklinde söyleyecektim bu cümleyi. Evet, bunu yazmana gerek yok. Şimdi yazmak, klavyede yazmak, telefonda yazmak veya normal kalemle yazmak. Tabi bu kelimeler type, text ve write olarak 3 farklı şekilde İngilizce'de var. Tabi normal kalemle yazmak olarak düşünürsek bunu bir kişinin bir şey yapmasına gerek olmadığını söylerken İngilizce'de ister don't need to ister needn't kalıbını kullanabiliriz. Yani you needn't şeklinde söylediğiniz zaman bir kişinin bir şey yapmasına gerek yok anlamı verilmiş olur. You needn't write this dediğinizde ya da you don't need to write this dediğinizde ikisi de aynı kapıya çıkar. Tabi burada this yerine it de yazabilirsiniz. Evet. Pekala. Bunu yazmana gerek yoktu. Şimdi bir kişi bir şeyi yazmış ama yazmasına gerek yoktu anlamını veriyorsak o zaman burada perfect modals devreye giriyor. Bir kişinin bir şey yapmasına gerek yoktu anlamını verirken needn't have ve fiilin 3. halini kullanmamız gerekiyor. You needn't have written it dediğimiz zaman gördüğünüz gibi perfect modals'la bunu yazmış olduk. Yani gerek yoktu. Bir şeyin geçmişte yapılmasına gerek yoktu ama yapıldığı durumlarda needn't have ve fiilin 3. hali kullanılıyor. Evet. Devam edelim. Kahvaltıyı genellikle geç yaparım. Burada geniş zamanlı bir cümle var. I usually diye başladıktan sonra have breakfast. Evet, ben genellikle kahvaltıyı yaparım demiş oldum. Ve en sona da late kelimesini kullandığım zaman cümlemi oluşturmuş oluyorum. Veya I usually have a late breakfast şeklinde söylersem bu da yine aynı şekilde aynı kapıya çıkan bir cümle oluşur. Yeni bir eve taşınacağız. Şimdi buradaki ifade eğer bir konuşma anında söylenmiş değil de planlanmış bir ifade ise o zaman going to'yla da yazabiliriz biz bunu. Tabii ki de konuşma anında verilmiş bir plan değildir bu. Biz bunu planlanmış bir cümle gibi yazalım. Tabii konuşma, günlük konuşmalarda going to yerine will kullansak, will yerine going to kullansak sorun olur mu? Tabii ki de native speaker olmadığınız için herhangi bir sorun teşkil etmez. Karşı taraf mesajı alır. Evet, we are going to dedikten sonra taşınmak anlamını veriyorum. Move. Sonra da yeni bir ev. To a new house. Evet, bu şekilde. Bu ev bizim için çok küçük. This house dedikten sonra is çok küçük. Yani bir şeyin haddinden fazla küçük, büyük veya işte soğuk, sıcak, yani bir şeyde aşırılık anlamı varsa o zaman too kelimesini kullanabilirsiniz. Too small for us dediğinizde bu ev bizim için çok küçük anlamını vermiş olursunuz. Evet. Şimdi elektrik yok ve klima çalışmıyor. Elektrik yok. There is no electricity dediğiniz zaman, there is no electricity dediğiniz zaman hiç elektrik yok anlamına gelir. And the aircon, klima çalışmıyor derken isterseniz normal isn't working ifadesiyle söyleyebilirsiniz ya da isn't working yerine is out of order da diyebilirsiniz. Out of order yine çalışmıyor anlamına gelen bir ifadedir. Pekala. Yüksek lisans eğitimi için birkaç yıl burada yaşayacağım. Yine I am going to yaşayacağım dediği için gelecek zaman. Sonra yaşamak live. I am going to live. Sonra nerede? Burada. I am going to live here. I'm gonna live here. Tabi hızlı söylersek bu going to'yu gonna şeklinde de telaffuz edebilirsiniz. I'm going to live here. Ne yapmak için? Yüksek lisans eğitimi için. For master's degree. Evet. Ha, tabii burada öncelikle I'm going to live here dedikten sonra birkaç yıl for a few years diyorum. For a few years. Burada for a master's degree demek yerine isterseniz to get a master's degree şeklinde söylerseniz yine cümlemiz doğru olur. Yani buradaki for yerine to get a master's degree dediğiniz zaman yine aynı anlama gelir. İstanbul'da yaşamak isterim ya da isterdim anlamını verirken burada I would love ya da I would like to live in Istanbul şeklinde söylemeniz doğru olur. Evet. Pekala, devam ediyoruz. Evet, kekin hepsini bitirmek zorunda değilsin. İstersen daha sonra yiyebilirsin. Şimdi, bitirmek zorunda değilsin. İngilizce'de bir şey yapmak, etmek zorunda değilsin anlamını verirken hangi kalıbı kullanıyoruz? Don't veya doesn't have to kalıbını kullanıyoruz. O zaman you don't have to dediğiniz zaman zorunda değilsin anlamını vermiş olursunuz. Ondan sonra finish, bitirmek. Kekin hepsini derken the whole cake diyebilirsiniz. The whole cake tüm kek anlamını verir. Yani bütün keki yani. Bütün keki bitirmek zorunda değilsin. İstersen daha sonra yiyebilirsin. You can eat it later if you want. Eğer istersen anlamını if you want'la veriyorum. You can eat it later. Onu istersen daha sonra yiyebilirsin anlamına gelmiş oldu. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Evet. Şimdi ilk kez karşılaşıyorum dediğiniz zaman burada this is my first time şeklinde de söyleyebilirsiniz. This is my first time to encounter such a situation şeklinde de olabilir ya da this is the first time diyebilirsiniz. This is the first time I am encountering such a situation şeklinde söylediğiniz zaman yine aynı şekilde aynı anlam verilmiş olur. Veya I am encountering such a situation for the first time dediğiniz zaman for the first time da yine ilk kez anlamına gelen bir ifadedir İngilizce'de. Daha önceden hiç rafting denemedim. Şimdi burada present perfect tense kullanmamız gerekiyor. Çünkü biz hayat tecrübelerinden bahsederken yaptığımız, yapmadığımız şeyleri anlatırken özellikle de zaman belirtmeden anlatırken present perfect tense kullanıyoruz. Tabii ki present perfect tense'in kalıbı nedir? Have, has ve fiilin üçüncü halidir. Tabii denemedim dediği için o zaman I have never kalıbıyla bunu yazabiliriz. I have never tried, denemedim. Neyi? Rafting. Sonra da daha önceden anlamını before kelimesiyle verebilirsiniz. Evet, henüz çayımı bitirmedim. İngilizce'de henüz yapmadığınız işleri söylerken yine present perfect tense'i kullanabilirsiniz. İşte henüz kahvaltı yapmadım, henüz okula gitmedim, henüz otobüse binmedim gibi, henüz ödevimi bitirmedim gibi. Yani henüz yapmadığınız şeyleri söylerken İngilizce'de present perfect tense kullanılabilir her zaman. I haven't finished dediniz, bitirmedim. Neyi? My tea. Tabi burada finished my tea çok tuhaf bir cümle oluyor. Drinking my tea dersek, I haven't finished drinking my tea yet. Yani çayımı içmeyi henüz bitirmedim anlamına gelir. Çünkü çayı bitirmek değişik bir ifade oldu benim gözüme şu anda. O yüzden veya burada tabii henüz çayımı içmedim desek daha bile güzel olabilir. Yani burada bitirmek anlamını kullanmak da şart değil. İlla ki de hani Türkçe'ye uyduracağız diye bir kaide yok. I haven't drunk my tea yet. Yani my glass of tea yet şeklinde de söyleyebiliriz. Evet. Peki. 3 gündür hastayım. Şimdi burada eğer 3 gündür hastayım dediğinizde 3 gün önce başlamış bir durumdan bahsediyorsunuz. Ve hala devam eden bir şey var. Dolayısıyla burada yine present perfect tense kullanmanız gerekiyor. Yani I have been şeklinde. Çünkü hasta olmak bir isim cümlesi İngilizce'de. Yani hastayım dediğiniz zaman herhangi bir fiil yok ortamda. Dolayısıyla I have been ill ya da sick dediğiniz zaman hastayım anlamı çıkar. 3 gündür anlamını da ne ile veriyoruz? Biliyorsunuz ki present perfect tense'de 2 tane edatımız var. For ve since edatları. Onları kullanabiliyoruz. 3 gündür değil de işte atıyorum çarşambadan beri deseydi since Wednesday şeklinde söyleyecektik ama 3 gündür dediği için for 3 days şeklinde cümlemizi oluşturuyoruz. 2016'dan beri burada yaşıyorum. Yine aynı devam eden bir durum var. I have lived şeklinde de yazabilirsiniz bunu. Veyahut da I have been living şeklinde de yazabilirsiniz. Genellikle yaşamak, çalışmak gibi eylemler hani uzun süreli eylemler olduğu için bunu present perfect ile ya da present perfect continuous tense ile yazdığınızda herhangi bir şekilde çok bir anlam farkı olmuyor. Ama başka fiiller olursa o zaman anlamsal bir fark ortaya çıkabilir. Dolayısıyla burada dediğim gibi illaki de present perfect continuous olması gerekmiyor. I have been living here dedikten sonra 2006'dan beri ifadesini 2016 ya da 2016 şeklinde buraya ilave ediyorum. Evet. Daha eve yeni geldim. Bu da yine present perfect tense'li bir ifade. Çünkü daha yeni veya çoktan anlamına gelen 2 tane kelimemiz var. Birisi just, birisi already ve biz bunları present perfect tense'te kullanıyoruz biliyorsunuz ki. O zaman I have just come home dediğiniz zaman daha eve yeni geldim anlamına geliyor. Pazar günü burada insanlar işe gitmezler. Öncelikle insanlar işe gitmezler diyeceğim. İstersen burada people dedikten sonra here diye cümleyi ekleyebilirim. Veya tabi burada insanlar işe gitmezler. People here don't go to work. Yani buradaki insanlar işe gitmezler. Ne zaman? On Sunday. Yani pazar günü işe gitmezler. Yani pazar günleri işe gitmezler anlamını veriyor aslında burada. O yüzden Sundays şeklinde de söyleyebiliriz. Evet, şimdi otobüsü kaçırdım. Yürümek zorunda kaldım. Şimdi otobüsü kaçırdım ifadesi geçmiş zaman. Dolayısıyla burada kaçırmak fiilinin 2. halini yazıyorum. I missed the bus. Bakın I missed the bus. Otobüsü kaçırdım anlamına geldi. Daha sonrasında da yürümek zorunda kaldım diyeceğim. Şimdi İngilizce'de geçmişte bir şey yapmak zorunda kalmak anlamını nasıl veriyoruz? I had to. Bakın I had to. Çünkü have to, has to biliyorsunuz present bir durumu ifade etmek için kullanılıyor. Had to da bunun geçmiş zamandaki hali. Had to. Yürümek nedir? Walk. Evet, yürümek zorunda kaldım. I missed the bus and I had to walk şeklinde devam edebilirdik buna. Evet. Peki bir bardak su getirebilir misin? Burada tabii ki kimden istediğimize bağlı olarak can, will, could, would kelimelerini kullanabiliriz. Biz kibar olması açısından could you şeklinde biz bunu kullanalım. Could you getirmek nedir? Bring. Tabii eğer burada bana bir bardak su getirebilir misin diyorsam could you bring me şeklinde söylerim. Tabii bana kelimesini yazmadığım için burada me'yi kullanmadım. A glass of water dediğim zaman cümlemi oluşturmuş oldum. Evet, could you bring a glass of water? Bugün çok yorgunum, yarın parka gitsek olur mu? Şimdi bugün çok yorgunum dediğim zaman I am very tired diyebilirsiniz. Veyahut da I am exhausted diyebilirsiniz. Today ifadesini de buraya ekleyelim. I am very tired today. Yarın parka gitsek olur mu? Yarın parka gidelim mi dersek shall we go to the park tomorrow diyebiliriz. Ama olur mu diye sorduğu için istersek burada is it okay diyebiliriz mesela. Is it okay if we go to the park tomorrow. Bu şekilde de bunu kullanabiliriz. Veyahut da burada do you mind if we go to the park tomorrow desek yine aynı kapıya çıkar. Yani yarın parka gitsek bir mahsur var mı sizin için gibi bir anlama gelir. Eve varmak üzereyim. Eğer İngilizce'de bir şeyi yapmak üzere olduğunuzu söylüyorsanız o zaman kullanacağınız bir kalıp var. Be about to kalıbı. Yani işte uçak kalkmak üzere, işte okula gelmek üzereyim, işte işten ayrılmak üzereyim gibi, yani şunu yapmak üzereyim gibi ifadeler kullanıyorsak be about to kalıbını her zaman kullanabiliriz. Eve varmak üzereyim derken I am about to. Bakın burası bir şey yapmak üzereyim dediğimizde kullanacağımız bir kalıp. I am about to arrive home dediğinizde bu şekilde kullanabilirsiniz. Come home da olur. Arrive home, arrive varmak demek zaten. Önceden çok TV izlerdim ama şu an hiç sevmiyorum. Bakın izlerdim dediği için burada gördüğünüz gibi eski bir alışkanlıktan bahsediyor. İngilizce'de eski alışkanlıkları anlatırken kullandığımız kalıp used to kalıbıdır. Yani I used to dedikten sonra izlemek fiilini kullanıyorum. Watch, istersen burada çok TV derken too much kelimesini kullanabilirim. Too much TV before diyebilirim. Veyahut da I used to watch TV so much before da diyebilirim. Orada too much'ı istersem TV'den sonra da kullanabilirim. Ama şu an hiç sevmiyorum. But now dediğim zaman I don't like it. Hiç sevmiyorum. İstersem sonuna at all ifadesini de ekleyebilirim. I don't like it at all. Evet. Duş almam lazım. Biz genellikle bireysel sorumluluklarımızdan, bireysel zorundalıklarımızdan bahsederken must kelimesini kullanabiliriz İngilizce'de. Ya da burada need to'yu da kullansanız olur. Yani I need to şeklinde de kullansanız olur. Veya I must kullansanız da olur. I must take a shower dediğiniz zaman ya da I need to take a shower dediğiniz zaman cümleyi oluşturmuş olursunuz. Ceket giymene gerek yok. Bir şey yapmasına gerek yok dediğimizde aslında yukarıda böyle bir cümlemiz vardı yine. Kimin yapmasına gerek yok? Sizin. O zaman you needn't ya da you don't need to kalıbını kullanabiliriz. You needn't wear a jacket. Evet, bu şekilde. Bu akşam ne yiyelim? Bakalım yapalım mı edelim mi derken shall we kalıbını kullanmıştık hatırlarsanız. Ama burada ne yiyelim diyor. O yüzden What shall we eat tonight? Bu akşam ne yiyelim anlamına gelir. Tabi sadece bu şekilde mi yapılır diye sorarsanız tabii ki de istersek what can we eat this evening de deseniz yine aynı kapıya çıkacaktır. Yani hani şunu belirtmem gerekiyor. Sadece benim yazdığım gibi olacak diye bir kaide yok. Hani farklı farklı modulları da yine aynı anlama gelecek şekilde kullanabiliriz. O yüzden yani tek bir doğru var demiyorum asla. Sadece size bazı kalıpları göstermeye çalışıyorum. Çantan nerede? Çok basit bir cümle bakın. Where is your bag? Where is your bag? bir şeyin nerede olduğunu sorarken where is dedikten sonra mesela where is the hospital, where is the pharmacy gibi kullanabiliyoruz ifadeleri, biliyorsunuz. Peki çantamı aradım ama bulamadım. Şimdi aradım derken I looked for my bag. I looked for my bag. Çantamı aradım. But I couldn't. Bakın yapamadım, edemedim dediğimiz zaman İngilizce'de couldn't kelimesini kullanırız. Couldn't olumsuz hali. Could, couldn't biliyorsunuz. Couldn't find it dediğimiz zaman bulamadım anlamı çıkar. Evet, keşke şimdi kış olsa. Şimdi keşke dediğimiz kalıplarda I wish kullanıyoruz. Bakın I wish, hani keşkeyi kendimiz söylüyorsak, başka birisi işte bir şeyi arzuladığını değil de kendimiz bir şeyi arzuladığımızı söylüyorsak I wish kalıbını kullanıyoruz. Ondan sonra burada şimdi kış olsa diyoruz. It were diyoruz. Hava olaylarında genellikle özneyi it olarak alırız. It were da dedikten sonra winter now. Şimdi normalde it zamiri was alır ama İngilizce'de wish clause cümlelerinde özellikle isim cümlesi olanlarda tüm öznelerden sonra were kullanılıyor. Ondan dolayı burada I wish it were winter now dediğimiz zaman bu anlama gelmiş oluyor. Mesela keşke bugün sıcak olsa deseydim. I wish it were hot today diyecektim. Evet, keşke bahçeli bir evimiz olsa. Eğer bir sahiplik durumu söz konusuysa, yani keşke şundanım olsa diyorsam eğer, o zaman I wish dedikten sonra I ve had, yani have'in ikinci halini kullanıyorum. Yani burada I wish dedikten sonra evimiz olsa dediği için we had. I wish we had a house. Bahçeli dediği için de with a garden şeklinde cümlemi oluşturdum. Evet, evden ayrılırken kapıyı kilitlemeyi unutma. Unutma diye bittiği için fiilimiz don't ya da do not şeklinde başlarız cümleye. Don't forget. Evet, forget kendisinden sonra başka bir fiil geldiği zaman önce to alır. Daha sonra fiilin yalın hali gelir. Don't forget to lock. Evet, buraya kadarki anlam kilitlemeyi unutma. Neyi? Kapıyı. The door. Evden ayrılırken. Şimdi evden ayrılırken ifadesini burada iken anlamını verirken while kelimesini kullanabiliriz. Burada while you are leaving home şeklinde de yazabiliriz. While leaving home şeklinde de yazabiliriz. Eğer kullandığımız cümlede iki tane cümle var ve daha doğrusu iki tane cümle olduğunda ve özneler ortak olduğunda burada while ile istersek cümleyi kısaltabiliriz. Yani while living, while'dan sonra fiili ing getirerek hani şunu yaparken, bunu yaparken anlamını verebiliriz. Evden ayrılırken kapıyı kilitlemeyi unutma. Eve geldiğimde çocuklar uyuyordu. Şimdi öncelikle dığında, diğinde anlamını veren bağlacı hatırlayalım. When, biliyorsunuz ki when I came home. Evet, buraya kadar ben eve geldiğimde demek, çocuklar uyuyordu. The children ya da the kids, şimdi çoğul olduğundan dolayı uyuyordu anlamını vermek için biliyorsunuz ki past continuous tense kullanmam lazım. Onda da were tabii çoğul olduğu için ve fiili ing2. Were sleeping. Evet, ödev yaparken misafirlerim geldi. Şimdi burada da bir şey yaparken başka bir şey olduysa o zaman da while bağlacını kullanıyorum. Tabii while yerine istersem as kelimesini de kullanabilirim. While I was, while ile beraber past continuous tense kullanılır. While I was doing homework, buraya kadarki anlam ödev yaparken. Misafirlerim geldi. My guests came. Bakın my guests came. Yani misafirlerim geldi anlamına geldi. Evet. Burada istersem turned up veya came over to me şeklinde başka bir şekilde de yazabilirim tabii ki. Ben en kolay şekilde yazmaya çalışıyorum. Evet. Burada yaşamak çok zor. Şimdi buradaki ifade çok zor ifadesi. Şimdi nasıl yazacağım ben bu cümleyi? Şimdi bunu iki şekilde yazabilirim. İster infinitive olarak yazabilirim, ister gerund olarak yazabilirim. Önce infinitive olarak yazalım. Şimdi çok zor ifadesini önce it is very difficult ya da it is very hard, it is hard şeklinde de söyleyebiliriz. It is very difficult. Buraya kadarki anlam çok zor demek. Sonra make ekini vermek için to kelimesini kullandım. Sonra yaşamak kelimesi to live ve burada. It is very difficult to live here. Evet, mesela İngilizce öğrenmek çok zor deseydiniz yine cümleye aynı şekilde başlayacaktınız. It is very difficult to learn English diyecektiniz. Dolayısıyla buraya kadar aynı it is very difficult kısmı ortak olacaktı. Şimdi ben bunu eğer gerund olarak yazmak istersem ve aynı anlamı hiçbir şekilde anlamdaki bütünlüğü bozmadan yine aynı şekilde yazmak istersem living here diye başlayabilirim cümleye. Living here burada yaşamak anlamına gelir. Eğer bir fiile ing eki getirir ve cümlenin en başında kullanırsanız fiilimsi isim olur. Ondan dolayı da burada yaşamak anlamına gelir. Living here is very difficult dediğinizde yine aynı anlamı vermiş olursunuz. Evet, şu ana kadar yaptığımız cümleler gayet basit cümlelerdi. Birazdan birazcık düzeyi artacak. Yani çünkü bu 200 cümlelik çeviri içerisinde her seviyeden cümleler göreceksiniz. Biraz dinlenmek istiyorum. Şimdi I want to have some rest diyebilirsiniz. I would like to have some rest diyebilirsiniz. Biraz dinlenmek istiyorum derken I need to chill out diyebilirsiniz. Başka I need to have a rest diyebilirsiniz. A bit ifadesini sona eklersiniz. Yani illaki tek şekilde olacak diye bir şey yok. Onu söylemiştim zaten. Ödevler düzenli yapılmalı. Şimdi yapılmalı ifadesi olduğu için burada bir edilgenlik var. Edilgenlik olduğundan dolayı ödevler homework dediğimiz zaman homework şimdi yapılmalı dediğimiz için should be bakın veya tabii ki burada must be şeklinde de kullanabiliriz. Must be yapılmalı. Şimdi biliyorsunuz model'larda edilgenlik nasıl yapılıyor? Model artı be artı fiilin 3. hali. Homework must be done. Evet, homework must be done. Düzenli dediği için regularly ifadesini buraya ekleyebilirim. Evet, bu yemek 5 dakikada yapılabilir. Şimdi bu yemek ifadesini this meal olarak düşündüm. Bu yemek ya da this dish, the dish şeklinde de söyleyebilirim. 5 dakikada yapılabilir. Şimdi yapılabilir yine nedir? Bir edilgenlik var. Edilgenlik olduğu için ebilmek ifadesini ne yapacağım? Can biliyorsunuz ebilmek anlamına geliyor ama edilgen yapmak için be ve fiilin 3. halini kullanmam lazım. Can be made veya cooked şeklinde söyleyebilirim. 5 dakikada dediği için de in 5 minutes şeklinde cümlenin sonuna getirebilirim. Karneler Haziran'da dağıtılacak. Şimdi karneler Haziran'da dağıtılacak. School reports burada school reports dediğimiz zaman karneler anlamına geliyor. Dağıtacak değil bakın dağıtılacak. Yani burada ne var? Yine edilgenlik var. Hangi zamanda edilgenlik? Gelecek zamanda. O halde will ve be diyorum. Sonra dağıtmak kelimesini kullanacağım. Dağıtmak tabi burada öğrencilere vermek anlamında aslında. O yüzden given kelimesini kullanabilirim. Yani burada deliver kelimesini kullanmam çok belki de doğru olmayabilir. O yüzden given kelimesini kullanabilirim. Veya handed out şeklinde kullanabilir. School reports will be given dedikten sonra Haziran'da in June dediğim zaman cümle bitmiş olur. Evet, bütün kitaplar, tüm kitaplar satın alındı. Şimdi önce tüm kitaplar diyorum. All the books. Sonra satın alındı ifadesini kullanabilmem için geçmiş zamandaki edilgenliği yapmam lazım. Geçmiş zamandaki edilgenlikte was, were ve fiilin 3. hali var. Burası çoğul olduğu için were ve both şeklinde kullandığımız zaman cümlem oluşturulmuş oldu. Evet. Düzeyi biraz artırılmış cümleler başlayacak yavaş yavaş. Bu antik kent her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilir. Şimdi ziyaret edilir dediği için geniş zamanlı bir edilgen cümle var burada gördüğünüz gibi. Öncelikle bu antik kent ifadesini yazacağım özne olarak. This ancient city. Sonra ziyaret edilir dediği için geniş zamanlı edilgen. Geniş zamanın edilgeninde ne yapıyoruz? Emizar ve fiilin 3. hali kullanılıyor. is visited diyorum öncelikle. Yani bu antik kent ziyaret edilir dedim. Ondan sonra her yıl diyorum. Every year. Her yıl. Sonra kim tarafından? Milyonlarca turist tarafından. Tarafından anlamını verirken by edatını kullanıyorum. Sonra milyonlarca ifadesi İngilizce'de millions of şeklinde ifade ediliyor. Yani tens of derseniz mesela onlarca, hundreds of derseniz yüzlerce, thousands of derseniz binlerce, millions of derseniz milyonlarca şeklinde ifade ediliyor. By millions of tourists dediğiniz zaman cümlemiz bitmiş oluyor. İstanbul'a gitmek 3 saat alır. Bir şeyin ne kadar sürdüğünü İngilizce'de ifade ederken her zaman it takes kalıbını kullanabilirsiniz. Mesela işte diyelim bu yemeği yapmak 5 dakika alır diyorsanız it takes 5 minutes to cook this meal şeklinde söyleyebilirsiniz. Öncelikle it takes diyorsunuz, alır anlamını veriyor bu. Zaman alır anlamını veriyor. Sonra 3 saat. It takes 3 hours. Sonra da to go, yani gitmek ifadesini kullanacağım için to İstanbul. Şimdi burada neden 2 tane to var? Birinci to fiile eklenen to. Bu mekmak ekini veriyor. Diğeri ise gördüğünüz gibi yer ifadesine, yani yönelme hal ekini veriyor. E-a hal ekini veriyor. İstanbul'a gitmek. Mekmak ekini bu. Çünkü 2 tane biliyorsunuz to'nun fonksiyonu var İngilizce'de. Ya mastar yapıyor. Amaç bildirmek için de kullanılıyor. Aynı zamanda mek için, mak için anlamını vermek için de kullanabiliyoruz. Bir de yönelme hal ekini verirken gördüğünüz gibi kullanabiliyoruz. Bir de fiillere otomatik olarak eklenebiliyor. Sıfatlara ya da fiillere. Mesela listen to şeklinde gibi. En yakın eczane nerede? Şimdi bu da basit bir cümle yine. Where is the dedikten sonra en yakın anlamını istersem closest'la, istersem nearest kelimesiyle verebilirim. Where is the nearest pharmacy dediğimiz zaman cümle oluşmuş oluyor. Telefonumu alabilir miyim? Şimdi alabilir miyim derken burada kibarca eğer bunu istiyorsak could I veya may I kalıbını kullanabiliriz. May I take may I take my phone. Evet, may I take my phone. Tabi geri alabilir miyim anlamında söylüyorsak burada back kelimesini de istersek ekleyebiliriz. May I take my phone back. Yani burada phone yerine mobile phone, cell phone şeklinde söyleyebiliriz. Burada can I kalıbı da kullanılabilir, could I kalıbı da kullanılabilir ama kibar şekilde söylüyorsak bu ifadeyi may I ile söylememiz gerekiyor. Biraz gecikebilirim, çok fazla trafik var. Şimdi gecikebilirim ifadesi burada bir olasılık bildiriyor. Yani gecikebilirim, gecikmeye edebilirim anlamına geliyor. Biliyorsunuz olasılıklarda biz may, might, bazen can ve could modullarını da kullanabiliyoruz. Ama biz burada isterseniz may'i kullanalım. I may be late, I may be late veya I may be a bit late diyebiliriz. Yani biraz anlamını vermek için. Sonrasında da there is, var anlamını vereceğim önce. Çok fazla dediğim için too much traffic. Biliyorsunuz sayılmayan şeylerde biz too much, yani çok fazla anlamını vermek için kullanabiliyoruz. Sayılabilen bir şeyde çok fazla anlamını verirken de too many kelimesi kullanılabiliyor. Evet. Bana yardım edersen işimi daha çabuk bitirebilirim. Şimdi öncelikle bana yardım edersen diyeceğim. If you help me. Buraya kadar bana yardım edersen anlamına geldi. Bitirebilirim dediği için I can finish my work. İşimi bitirebilirim. Daha çabuk dediği için yani daha erken anlamını verebiliriz. İstersek earlier diyebiliriz. İstersek faster da diyebiliriz. Daha hızlı anlamında veya more quickly de diyebiliriz. Burada earlier kelimesi sanki kulağıma daha iyi geldi gibi. O yüzden bunu yazdım. Peki. İngilizceyi öğrenmek zorundayım. Eğer bir şeyi yapmak zorundayım diyorsam burada tabii zorundalıklar İngilizce'de dışarıdan geliyorsa, mesela bir kuruma gireceksiniz diyelim ki Türk Hava Yolları'na mesela, bunlar İngilizceyi bilmenizi istediği için dolayısıyla siz zorunda olduğunuzu söylerseniz I have to, yani have to, has to kalıbını kullanmanız gerekiyor. I have to öğrenmek nedir? Learn English. I have to learn English. İngilizceyi öğrenmek zorundayım. Ödev yapacak zaman bulamıyorum. Şimdi bulamıyorum diyeceğim önce. Yani I can't find. Evet. Ya da I can't find şeklinde de söyleyebilirsiniz. İngiltere İngilizcesiyle. I can't find. Bulamıyorum. Ne bulamıyorum? Time. Any time da diyebilirim. İstersem hiç zaman anlamını. Ve I can't find no time da diyebilirim. Yani oradaki no cümleyi olumsuz yapar yine de. I can't find any time. Hiç zaman bulamıyorum. Tabii burada any'yi kullanmak şart değil. I can't find time da diyebiliriz. Ne yapacak, edecek anlamını vermek için burada yine to'yu kullanacağım. Yani aslında orada ödev yapacak ve ödev yapmak için demek istiyor aslında. O yüzden to do homework dediğim zaman olay bitiyor. Peki bence bu tarz kitaplar okumamalısın. Şimdi bu tarz kitaplar okumamalısın dediğim için I think önce bence kelimesini kullandım. Ondan sonra da karşı tarafa bir tavsiyede bulunduğum için I think you shouldn't kalıbını kullanarak başlayabilirim bu cümleye. I think you shouldn't, sonra okumak fiili, read. Bu tarz kitaplar. Şimdi burada istersen böyle kitaplar anlamını vererek such kelimesini kullanabilirim. Yani such books diyebilirim. Veya such books demek yerine these kinds of books, yani bu türden kitaplar anlamını bu şekilde de verebilirim. These kinds of books. Çünkü this kind of books tekil olur. O yüzden these kinds of books, yani bu tarzdan kitaplar anlamını vermiş oluruz. Peki devam ediyoruz. Çayı evde içelim, kafeye gitmeyi sevmiyorum. Yapalım, edelim dediğimiz şeylerde let's kullanıyoruz biliyorsunuz ki. Let's drink tea. Çay içelim oldu. Hadi çay içelim oldu. Tabii haydi kelimesini let's otomatik olarak içinde barındırıyor. Let's drink tea. Nerede? At home. Evde içelim çayı. Evde içelim. Kafeye gitmeyi sevmiyorum. I don't like dediniz. Sevmiyorum anlamına geldi. Ondan sonra going to a cafe. Yani bir kafeye gitmeyi sevmiyorum anlamına gelmiş oldu. En son ne zaman sinemaya gittin? Bir kişinin bir şeyi en son ne zaman yaptığını sorarken her zaman kullanabileceğiniz kalıp when did you last? Buraya kadar hep aynı. Mesela en son ne zaman pikniğe gittin? En son ne zaman kitap okudun? En son ne zaman film izledin? Gibi bir soru soruyorsanız buraya kadarki cümle kalıbımız ortak. When did you last? Sonra da gitmek nedir? Go. Nereye? To. Go to the sinema. Evet. Bakın sinemaya gitmek oldu. En son ne zaman yurt dışına gittin deseydim. When did you last go abroad diyecektim. Evet. En son 4 ay önce sinemaya gittim. Şimdi böyle en son işte şu kadar zaman önce şunu yaptım, bunu yaptım dediğiniz zaman da I last dedikten sonra direkt fiilin ikinci haliyle cümlemi söyleyebilirim. I last went to the cinema. Yani ben en son sinemaya gittim. Ne zaman? 4 ay önce. 4 months ago dediğim zaman bakın 4 ay önce demiş olduk. Geçen yaz neredeydin? Evet. Şimdi neredeydin dersek where are you dediğimizde neredesin oluyor. Ama neredeydin demek için where were you demem gerekiyor. Geçen yaz anlamını da ne veriyor? Last summer veriyor. Peki geçen yaz İstanbul'daydım diyebilmek için önce I was diyorum. Sonra in İstanbul. Sonra da last summer diyorum ve olay bitiyor. Geçen yaz nereye gittin? Şimdi neredeydin demekle nereye gittin demek aynı şey değil. Neredeydin derken herhangi bir fiil yok. O yüzden biz burada ne kullandık? Were kullandık. Ama nereye gittin dediğimizde gitmek fiili var. O yüzden soruyu farklı biçimde soracağız. Fiil cümlesi olduğu için. Where did you go? Nereye gittin oldu? Ne zaman? Last summer. Where did you go? Last summer dediğimizde geçen yaz nereye gittin demiş olduk. Geçen yaz İstanbul'a gittim dediğim zaman da biliyorsunuz gittim, yaptım, ettim dediğim zamanlarda fiilin hep ikinci halini kullanıyorum. O yüzden I went to İstanbul last summer diyorum ve cümlem bitmiş oluyor. Dün bilet almalıydık. Tüm biletler satılmış. Dün bilet almalıydık. Şimdi geçmişte bir şey yapılmalıydı anlamını verirken perfect moduslardan should have ve fiilin 3. halini kullanmamız gerekiyor. O yüzden ne yapmam lazım? Almalıydık dediği için we kelimesini başa aldım. Zamirini. Sonra should have, we should have. Sonra should have'den sonra fiilin 3. halini kullanacağız. We should have bought. Satın almalıydık. Bilet almalıydık. The ticket ya da the tickets. Biletleri almalıydık. Yani orada bu şekilde söyleyelim. Çünkü almalıydık dediğine göre hani tek başına bir bilet almayacak. Biletleri almalıydık. Tüm biletler satılmış. Tabii bu cümleyi nasıl kuracağız? All the tickets. Bütün biletler. Şimdi sold out şeklinde söylenebilir ama tabii biz bunu gramere uygun şekilde söylememiz için have been sold out. Yani sell out bir şeyin hepsini satmak demek. Sold out da burada satılmış anlamını veriyor. Yani present perfect tense'li yaptım bunu. Neden? Çünkü biletlerin hepsinin satılmış olması daha yeni gerçekleşmiş, yeni bitmiş bir eylem. Ondan dolayı bunu present perfect tense'le oluşturabilirim. Dün bilet alabilirdik ama almadık. Bakın alabilirdik. Geçmişte bir şey mümkündü ama biz yapmadık. Böyle durumlarda da could have ve fiilin 3. hali kullanılıyor. Yani kim alabilirdi? Biz. We could have. Bunu istersek bu şekilde de kısaltarak yazabiliyoruz. We could have. Satın almak yine bought the tickets. Biletleri alabilirdik. Ne zaman? Dün. Yesterday. We could have bought the tickets yesterday, but we didn't. Ama biz almadık. Yani tekrar almak fiilini burada kullanmama gerek yok. Didn't'ı kullandığım zaman o anlamı vermiş olur. Çünkü aynı fiili kullanıyorum burada. Teyzen bizim için bilet almış olabilir. Şimdi teyzen dediğim zaman önce your aunt diye buraya yazdım özneyi. Almış olabilir. Şimdi mış olabilir anlamını perfect modus'la vermem gerekiyor yine. Burada almış olabilir derken bir ihtimalden bahsediyor. Tabii bu ihtimalin ne kadar olduğuna bağlı olarak may have ya da might have kalıbını kullanabiliriz. Biz might have kullanalım. Your aunt might have dedikten sonra yine fiilin 3. halini kullanacağım. Bought the tickets, biletleri for us. Bizim için anlamını burada for us'la verdim. Yarın bu vakitler İzmir'e gidiyor olacağım. Yani gelecek yıl bu vakitler şurada çalışıyor olacağım, burada yaşıyor olacağım veya şunu yapıyor olacağım. Yani your olacakla biten bir cümle yazıyorsanız o zaman future continuous tense dediğimiz bir zaman var. Bu zamanın özelliği nedir? Will be ve fiilin ing hali. Yarın bu vakitler this time tomorrow şeklinde söyleniyor. Olacak olan kim? I. I will be dedikten sonra going to İzmir. Buraya kadarki anlam nedir? İzmir'e gidiyor olacağım. Ne zaman? Yarın bu vakitler. This time, tomorrow dediğimde cümlem oluşmuş oldu. Montunu almana gerek yoktu. Bakın burada gerek yoktu diyor. Gerek yoktu derken demek ki bu kişi montunu almış. Yanına almış. Ama gerek yoktu anlamını vereceğiz. Yani iş işten geçmişlik durumu var. Geçmişte bir şey yapılmasına gerek yoktu ama siz yaptınız. Dolayısıyla böyle durumlarda perfect modus yani needn't have ve fiilin 3. hali. Daha önceden de yukarıda böyle bir cümlemiz vardı. You needn't have diyorum. Ondan sonra almak burada take kelimesiyle kullanabilirim. You needn't have taken. Tabi almak dediğimizde satın almak anlamında olursa buy fiilini kullanırız. Bir şeyi bir yerden almak anlamında take fiilini kullanabiliriz. You needn't have taken. Montunu dediğimiz için your coat kelimesiyle bunu bitirmiş oldum. Evet, kaban, mont anlamında kullanabiliriz coat kelimesini. Montunu almana gerek yok. Şimdi burada henüz gerçekleşmemiş bir durum var. Yani montunu almana gerek yok. Dışarısı sıcak diyeceğim yani hani. O zaman burada yine you needn't kalıbını kullanabilirsiniz ya da you don't need to kalıbını kullanabilirsiniz. You needn't take your coat. Bakın. Bu şekilde kullandık. Montunu almak zorunda değilsin. Eğer zorunda değilsin diyorsak O zaman da don't have to, doesn't have to kalıbımız vardı. Tabii bu özneye göre değişiklik gösteriyordu. Burada zorunda değilsin dediğimiz kişi sen olduğu için, yani you olduğu için you don't have to diyeceğim. You don't have to take your coat şeklinde kullanmış oldum. Bence montunu alsan iyi olur. Burada da ne var? Bir tavsiye durumu var. Bence ifadesini I think ile verdikten sonra I think you should. Bakın bu kalıp zaten çok fazla tavsiye ederken kullanılan bir kalıp. I think you should kalıbı. I think you should take your coat dediğimiz zaman montunu bence alsan iyi olur anlamına geldi. Bugün işe gitmeyeceğim. Müsait olunca size haber veririm. Şimdi bugün işe gitmeyeceğim derken I won't gitmeyeceğim dediği için burada I am not going to work today de diyebilirim. İstersem I'm not going to work today ya da I'm not working today de diyebilirim. Yani dediğim gibi tek bir şekilde yapılacak diye bir şey yok. Yani siz bunu farklı şekillerde söyleyerek de aynı anlamı karşı tarafa aktarabilirsiniz. O yüzden hani illaki de benim dediğim gibi olacak diye bir şart koşmuyorum. I won't go to work. I won't go to work today. Bugün işe gitmeyeceğim. Müsait olunca size haber veririm. Öncelikle size haber veririm ifadesini yine will ile yapacağım. I will let you know. Bakın I will let you know. Yani size haber veririm. Veya I will inform you. Bilgilendiririm sizi anlamına gelir. Müsait olunca. Kim müsait olunca? Ben. When I am available. Yani ben müsait olunca demek istiyor. When I am available. Size müsait olunca haber veririm demek istiyor. Evet. Şimdi film izleyecektik ama elektrik gitti. Şimdi yapacaktık, edecektik anlamını vermek istiyorsak İngilizce'de o zaman was, were ve going to kalıbını kullanmamız gerekiyor. Kim izleyecekti? Biz. O zaman we de were geliyor. We were going to, sonra izlemek, watch, sonra a film, bir film, yani bir film izleyecektik. But, ama elektrikler gitti. The electricity went out. Yani gitti. Ya tabii burada the electricity went out demek yerine there was a power cut derseniz de yine aynı kapıya çıkar. Yani bir güç kesintisi vardı. Hani elektrik kesintisi vardı anlamını vermiş olursunuz. Evet. İstediğin zaman soru sorabilirsin. Kim? Sen. You can ask question. Yani tabi burada istediğin zaman kime sor? Yani bana sorabilirsin aslında. Burada me kullansak güzel olur. Ama tabi burada söylememiş. Soru sorabilirsin. You can ask questions. Yani burada me'yi kullanın ya da kullanmayın. You can ask questions. Tabi istediğin zaman derken whenever you want to şeklinde söylemek yerine anytime derseniz yine aynı kapıya çıkar. Burada anytime yine istediğin zaman, yani her zaman anlamını vermiş olur. Anytime. You can ask questions anytime. You can ask me questions anytime şeklinde daha güzel olur tabii ki. Burada me'yi kullansak daha güzel olur. Peki her ne istersen konuşabilirsin. You can, yine you can talk, yani konuşabilirsin. Her ne istersen, her nereye gidersen, her nasıl istersen gibi ifadeler whatever, wherever, whenever, however gibi kelimelerle aktarılabiliyor. Her ne istersen dediğimiz için whatever şeklinde whatever you want, yani her ne hakkında istersen, you can talk about whatever you want şeklinde, you can talk about any topic or any topics şeklinde belki de söyleyebilirdik. You can talk whatever you want. Her ne istersen konuşabilirsin anlamına gelir. Evet. Peki. Her nereye istersen gidebiliriz. Kim gidebilir? Biz. We can go dedikten sonra her nereye istersen anywhere. We can go anywhere dersek yine her yere gidebiliriz anlamı çıkar ama sen her nereye istersen diyeceğiz. Wherever you want. Yani sen her nereye istersen anlamını vermiş oldu. We can go wherever you want. Otobüste hiç boş koltuk yok. Şimdi bir şeyin varlığı, yokluğu anlatılırken İngilizce'de there is, there are veya geçmişte olursa there was, there were kalıpları kullanılıyor, biliyorsunuz ki. Hiç boş koltuk yok dediği için there is no veya there isn't any de diyebiliriz. Free, boş, seat. There is no free seat on the bus. Otobüste hiç boş koltuk yok. Evet. Evet. Araba dün tamir edildi. Şimdi araba, önce the car, belirli bir arabadan bahsediyoruz. Sonra was, çünkü edilgen bir cümle var. Repaired, ne zaman? Yesterday. Bakın bu bir edilgen cümle. Araba yarın tamir edilecek. Şimdi burada gelecek zamanlı edilgen var. O yüzden ne yapıyorum? The car dedim. Will be, çünkü gelecek zamanlı bir edilgenlik var. Yine fiilin üçüncü hali. Repaired ve yarın, tomorrow. Bakın yarın tamir edilecek. Araba şu an tamir ediliyor. Eğer edilgenlik şimdi gerçekleşiyorsa o zaman şimdiki zamanın edilgenlik kuralını uygulayacağım. Yine the car dedikten sonra bu sefer is getiriyorum. Ve şimdiki zamanın edilgenlik kuralında araya being giriyor. The car is being. Daha sonra repaired ve şu an anlamında now kelimesiyle vermiş oldum. Evet, araba yarına kadar tamir edilmiş olacak. Şimdi burada da future perfect tense var. Ama future perfect tense'in edilgen hali var. Yani tamir edilmiş olacak diyor. Dolayısıyla burada önce the car dedikten sonra will, şimdi will be repaired demeyeceğim. Çünkü will be repaired dersem tamir edilecek olur. Ama tamir edilmiş olacak dersem dediğim gibi future perfect tense olacak ve passive voice olacak. Will have been, çünkü future perfect tense'de biliyorsunuz will have ve fiilin üçüncü hali kullanılıyor. Tabi edilgen yaptığımızda da being kelimesi araya giriyor. Sonra da fiilin üçüncü hali geliyor. Will have been repaired. Yarına kadar dediğimiz için by tomorrow kelimesini kullanıyorum. Yarına kadar derken yani daha yarın, yani yarın son tarihi oluyor. Yani yarından önce de, yani yarın olmadan da belki bugünkü mesai saatleri içerisinde de bu işin biteceği anlamına gelmiş oluyor. Evet. Devam ediyoruz. Şu an araba sürüyor olmalı. Telefona cevap vermedi. Şimdi bir kişiden bahsediyoruz burada. He ya da she'den bahsediyoruz. Şimdi your olmalı, yani bir çıkarım yaparken İngilizce'de must be ve fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Evet, o zaman she must be diyorum. Çünkü yapıyor olmalı anlamını vereceğim. She must be driving. She must be driving. Araba sürüyor olmalı. Şimdi telefona cevap vermedi. Ne zaman? Daha yeni, yani yeni bir olaydan bahsediyorum. Çünkü şu andan bahsediyor. She must be driving now. She hasn't replied to me. Tabii telefona cevap vermedi derken bana cevap vermedi yani. She hasn't replied. Sadece replied desek bile olur. She hasn't replied, yani cevap vermedi anlamında. Veya replied to my call, yani aramama cevap vermedi şeklinde. Çağrıma cevap vermedi şeklinde de bunu söyleyebilirim. Neredeyse tüm evler depremde hasar gördü. Evet, neredeyse tüm evler. Öncelikle bu özneyi yazmam lazım. Nearly all the houses. Bakın nearly all the houses ya da almost all the houses dediğim zaman neredeyse tüm evler anlamına gelmiş oldu. Hasar görmek damage, ama biz bunu istersek get fiiliyle de get damaged şeklinde yazabiliriz. Tabi burada geçmiş zaman olduğu için got damaged şeklinde yazacağım. Evet, hasar gördü, yani hasar görmesi burada yine edilgenlik katıyor. O yüzden got damaged şeklinde ben bunu yazdım. Neydi? Depremde. Deprem esnasında, yani during the earthquake. Evet. Peki deprem esnasında, yani tüm evler hasar gördü. Bu bilgisayarı almadan önce bana danışabilirdin. Şimdi danışmak İngilizce'de nedir? Consult. Danışmak anlamına geliyor. Veya take advice diyebiliriz belki. Hani tavsiye almak anlamında. Ama danışmak fiilini kullanalım. Şimdi danışabilirdin dediği için geçmişte bir şey mümkündü ama sen yapmadın anlamı çıkacak yine. Yani could have ve fiilin üçüncü halini kullanabilirim. You could have. Evet. Sonra consulted with me. Consult genellikle with edatını da alır. You could have consulted with me. Bana danışabilirdin. Before. Şimdi bilgisayarı almadan önce. Şimdi yine öznemiz aynı olduğu için istersen before buying the computer şeklinde, before buying this computer şeklinde bu cümleyi yazabilirim. Çünkü iki cümlenin de o öznesi ortak olduğu için bu şekilde kısaltarak yazabilirim. Yani burada before you bought this computer şeklinde de tabii bu cümle yazılabilir. Ama iki cümlede de, yani bağlaçlı cümle ve diğer ana cümlede özneler ortak olduğu zaman bağlaçlı cümledeki özneyi istersek bu şekilde fiile ing takısı getirerek kısaltabiliyoruz. Sen olmasan bu işi bitiremezdim. Şimdi sen olmasan ifadesi bu işi bitiremezdim. Şimdi bu aslında hangi kalıba giriyor? Conditional clause kalıbına giriyor. Sen olmasan ifadesini üçüncü tip koşul cümlesiyle yazabiliriz burada. Sen olmasaydın, yani if it hadn't been your help şeklinde, mesela senin yardımın olmasaydı, yani sen olmasan veyahut da burada böyle demek yerine istersek but for you diye bir kalıbımız var. Yani sen olmasaydın anlamını veriyor bu da yine aynı şekilde but for you. Bitiremezdim anlamını vermek için ne yapacağım? I wouldn't have dedikten sonra fiilin üçüncü halini kullanacağım. Finished. Bu işi, this work. Evet, bakın yine cümlemizi oluşturmuş olduk. Yani yardımın olmasa bu işi bitiremezdim veya sen olmasan bu işi bitiremezdim şeklinde çevirebiliriz bunu. 10 yıldır aynı yerde çalışmaktayım. Şimdi make'de mak'ta ekini biz present perfect continuous tense ile veriyoruz. O yüzden I have been working aynı yerde, in the same place. Bakın, in the same place, aynı yerde, for 10 years. Bakın, aynı yerde. Bu şekilde cümlemi oluşturdum. İngilizce öğrenmek bu kadar zor olmamalı. Evet. Şimdi bunu nasıl kurmam lazım bu cümleyi? Öncelikle İngilizce öğrenmek ifadesini kuracağım. Tabii bunu iki şekilde yazabilirim. It mustn't be that difficult to learn English de diyebilirim. Veya learning English ile de başlayabilirim cümleye. Learning English bu kadar zor olmamalı. Mustn't be, yani olmamalı. Yani zor, biliyorsunuz hard demek. Mustn't be hard, zor olmamalı. This much, bu kadar çok, yani bu kadar zor. This much, hani bu şekilde bu cümlemi oluşturabilirim. Başka ne şekilde olabilir? Sizler de tabii yorumlara yazabilirsiniz. Kendi fikirleriniz varsa. Bu kadar zor olmamalı. Learning English veya it mustn't be too hard to learn English diyebiliriz. Yani tabii farklı şekillerde yazmak mümkün. Evet. Peki devam ediyoruz. Türkiye'de insanların İngilizceyi öğrenmekte zorlanmasının nedeni pratik yapma imkanı bulamamalarıdır. Bakın burada çok uzun bir cümle var. Yani biraz zorlayıcı cümleler gelmeye başladı. Şimdi bir şeyin nedenini söylerken İngilizce'de istersek burada the reason why, yani nedeni, bakın the reason why people zorlanma, have difficulty, bakın the reason why people have difficulty, yani insanların zorlanmasının nedeni demiş olduk buraya kadar. Neyde zorlanmasının nedeni? İngilizceyi öğrenmekte. Difficulty, istersem in edatını kullanabilirim. Kullanmadan da devam edebilirim. Learning English. Evet, learning English. In Türkiye diyeceğim tabii ki. Türkiye'de insan. Ya buraya kadarki anlam ne oldu? İnsanların Türkiye'de İngilizceyi öğrenmekte zorlanmasının nedeni. Bakın buraya kadar aslında cümlenin öznesi oldu. Pratik yapma imkanı bulamamalarıdır. Is, that, bakın bu that ne yapacak? Diğer cümleyle bu özneyi bağlayacak. Şimdi that, they, tabii kim? Onlar. Bulamamaları. Can't find. Ne bulamamaları? Pratik yapma imkanı. The opportunity. The opportunity. Sonra da to practice. Evet bakın. To practice it. Evet. Onu pratik yapma imkanı bulamamalarıdır anlamını vermiş olduk. Bakın bayağı uzun bir cümle oldu. Evet. Keşke İspanyolca konuşabilsem. Şimdi keşke şunu yapabilsem, keşke bunu yapabilsem, keşke şunu sürebilsem falan gibi ifadeler kullanıyorsam, yani ebilsemle bitiyorsa keşkemiz, o zaman I wish I could kalıbını kullanabiliyoruz her zaman. I wish I could, sonra da konuşmak, sonra da Spanish. Bakın bitti. Sana anlatmam gereken bazı şeyler var. Şimdi öncelikle bazı şeyler var diyeceğim. There are some things. Evet. There are some things. Şimdi sana anlatmam gereken. Burada istersem that kullanabilirim. Çünkü relative pronoun yapabilirim. Bazı şeyleri niteleyeceğim çünkü. I should ya da I have to, I need to. Evet, I need to tell you. Bakın sana söylemem gereken, anlatmam gereken bazı şeyler var anlamına geldi. Evet, yerinde olsam başka bir yere taşınırım. Şimdi yerinde olsam ifadesi kullanıldığında biz conditional type 2 yani ikinci tip koşul cümlelerini kullanmamız gerekiyor. Onlarda da biliyorsunuz would ve fiilin birinci hali. Diğer tarafta ise if ve fiilin ikinci hali kullanılıyor. Yerinde olsam dediğimizde genellikle if I were you şeklinde kullanıyoruz. If I were you ya da if I were in your position, if I were in your shoes şeklinde de görebilirsiniz bu ifadeyi. Başka bir yere taşınırım. I would move to another place. Başka yere taşınırım anlamına gelmiş oldu. Evet. Veya I would move to a different place. Farklı bir yere anlamını verebilirdik. Bu şu ana kadar okuduğum en ilginç kitap. Şimdi öncelikle bu en ilginç kitap diyorum. Bakın. This is the most interesting book. Şimdi buraya kadarki anlam nedir? Bu en ilginç kitap. Bundan sonraki kısmı ise present perfect tense ile bağlayacağım. That I have. Bakın that I have ever. Buradaki ever aslında şu ana kadar yaptığım, ettiğim anlamını vermiş oluyor. That I have ever, yani buradaki that I have ever kısmı aslında kalıp olan kısmı oluyor bu işin. Yani süperlatiflerle birleştirilen, yani hani bu şu ana kadar yediğim en güzel yemek, işte gittiğim en güzel yer, gördüğüm en güzel manzara, okuduğum en güzel kitap, izlediğim en korkunç film şeklinde ifadeler söylemek istediğimizde hep bu kalıptan faydalanabiliriz. Yani süperlatif artı present perfect tense kalıbı. That I have ever dedikten sonra da okumak fiilini kullanıyorum. Read, yani read biliyorsunuz üçüncü hali cümlemizi oluşturduk. Evet. İnsanlar takdir edildikleri zaman mutlu olur. Şimdi people are happy. İnsanlar mutludur. Ama become happy dersek daha güzel olur. People become happy. İnsanlar mutlu olurlar. Ne zaman? When. Şimdi burada istersek kısaltarak appreciated şeklinde söyleyebiliriz veya when they are, yani bu tarafı istersek ne yaparız? Edilgenleştiriyoruz bakın. When they are appreciated veyahut da flattered, yani flatter böyle pohpohlamak anlamına da geliyor. Birini böyle takdir etmek anlamında gibi. Ama bu cümle bu şekilde olabilir. Takdir edildikleri zaman insanlar mutlu olurlar. Peki, odaya girdiğimde gözüme çarpan tek şey. Evet. Şimdi kırık sandalyeydi. Şimdi öncelikle ne diyeceğim? Odaya girdiğimde gözüme çarpan tek şey. The only thing, bakın tek şey, that struck me. Bakın buraya kadarki anlam zaten gözüme çarpan, tabii my eyes şeklinde de söyleyebilirim. That struck my eyes. Yani tek şey, gözüme çarpan tek şey ne zaman? When I. Tabii burada when I entered the room kısmını istersen başa alayım. When I entered the room. Evet, buradaki anlam odaya girdiğimde. The only thing that struck my eyes, gözüme çarpan tek şey was. Çünkü geçmiş zamanlı bir şey var. Kırık sandalyeydi. Was the broken chair. Bakın cümlemiz oluşturulmuş oldu. Gözüme çarpan tek şey kısmı the only thing that struck my eyes, yani gözüme çarpan. Tabi burada the only thing that attracted my attention, yani dikkatimi çeken tek şey şeklinde de belki kullanılabilirdi. Evet. Şimdi onu anlamaya çalışıyordum ama dışarıdan gelen gürültü dikkatimi dağıttı. Evet, şimdi yordu ekini vermek için past continuous tense kullanacağım. I was trying to, yani çalışıyordum, understand him ya da her, but şimdi dışarıdan gelen gürültü, the noise, dışarıdan gelen gürültü dediğim için coming from outside. Bakın burada ne yaptım? Dışarıdan gelen gürültü dedim. The noise coming from, that came from outside. The noise that came from outside da diyebilirdim burada. Yani burada kısaltarak reduction yaptım. Relative pronoun kullanmadan dışarıdan gelen gürültü ifadesini buraya bu şekilde yazdım. Dikkatimi dağıttım. Dikkatimi dağıttı. Dikkat dağıtmak İngilizce'de distract fiili. Distracted me dediğiniz zaman dikkatimi dağıttı anlamını vermiş oldu. Evet. Bu yöntem işe yaramıyorsa farklı yöntemler deneyebilirsin. If this yöntem, burada yol, method kelimesini kullanabiliriz. If this method, işe yaramak İngilizce'de work fiiliyle yapılabiliyor. If this method doesn't work, you can try, evet, other, başka methods, başka metotlar, yani yöntemler deneyebilirsin anlamına geldi. Hayattaki en büyük hedefim olabildiğince çok insana yardım etmek. Şimdi öncelikle hayattaki en büyük hedefim özneyi yazmam gerekiyor. My biggest goal in life. Bakın buradaki anlam hayattaki en büyük hedefim demek. Is dedikten sonra yardım etmek diye bittiği için to help. Şimdi olabildiğince çok insana yardım etmek. As many people as possible dediğim zaman bakın mümkün olduğunca, yani olabildiğince fazla insana yardım etmek anlamına gelmiş oldu. Evet, bilmeniz gereken bir şey var. Öncelikle bir şey var diyorum. There is something. Sonra you should know ya da you need to know şeklinde cümlemi bitirmiş oldum bakın. Evet. Bir arkadaşta aradığım en önemli özellik dürüstlük. Şimdi en önemli özellik diyeceğim önce. The most important quality. Buradaki anlam ne? En önemli özellik. Bir arkadaşta aradığım. Burada did I look for in a friend. Bakın buraya kadarki anlam. Bir arkadaşta benim aradığım en önemli özellik oldu. Yani bunun tamamı, şu an yazdığımın tamamı özne. Dürüstlük, yani şimdi dürüstlük kısmı fiil içermediği için ne yapıyorum? İsim cümlesi şeklinde bağlıyorum burayı. Is honesty diyorum. Dürüstlük anlamını buraya bu şekilde vermiş oldum. Gezdiğim ülkeler Belçika, Almanya ve Fransa. Şimdi burada gezdiğim ülkeler dediği hayatımda hala devam eden tecrübeden bahsediyorum. O yüzden öncelikle gezdiğim ülkeler diyeceğim. The countries that I have visited şeklinde de söyleyebilirim. Ya da I have visited da diyebilirim. Ondan sonra are demem gerekiyor. Çünkü onlar yine isim cümlesi. Belgium, Germany and France. Evet, bu şekilde söylemiş olduk. Hiç yurt dışında bulunmadım. Bu da yine bir hayat tecrübesi. Ama hiçbir şekilde bulunmadım dediği için I have never diye devam edeceğim. Bulunmak İngilizce'de been ile yapılıyor biliyorsunuz. Mesela hiç İstanbul'da bulunmadım diyorsam I have never been to İstanbul. Been to gidip gelmiş olmak anlamına geliyor. Bulunmak anlamına geliyor. O yüzden bu şekilde kullanabiliyorum. I have never been abroad. Abroad yurt dışı demek. Evet. İngilizce öğrenenlerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri telaffuz. Şimdi en önemli sorunlardan biri demem gerekiyor. Önce one of the most important sorun burada challenge kelimesiyle de, yani zorluk kelimesiyle de biz bunu anlatabiliriz. One of the most important challenges, kimin yaşadığı? İngilizce öğrenenlerin yaşadığı. That, burada zorlukları niteleyen bir cümleyle devam ettiriyorum. English learners, bakın İngilizce öğrenenlerin yaşadığı diyeceğim. English learners veya learners of English have. Buraya kadarki anlam ne oldu? İngilizce öğrenenlerin yaşadığı en önemli zorluklardan, sorunlardan. Ya tabi burada challenges yerine problems kelimesini de kullanabilirdik. Ben challenges, hani burada daha iyi geldi kulağıma. Ondan dolayı challenges kullandım. Ondan dolayı yani problems da diyebiliriz. Is tekil bir şey çünkü. Sorunlardan biri diyorum. Sorunlar demiyorum. Bir tane sorundan bahsediyorum. O yüzden pronunciation. Pronunciation nedir? Telaffuz anlamına geliyor. Evet. Pronunciation. Devam ediyoruz. Kafamı karıştıran bazı şeyler var. Evet. Nasıl kuracağız bu cümleyi? Önce bazı şeyler var diyeceğiz yine. There are some things. Bakın. Ondan sonra bu bazı şeyleri niteleyen cümleyi kuracağım. Kafamı karıştıran. That confuse me. Bakın that confuse me. Burada hani confuse biliyorsun kafa karıştırmak demek. Confuse me benim kafamı karıştıran anlamını veriyor. Orada bazı şeyleri niteleyen kelime de that oluyor. O that'i niye kullandım? Çünkü orada bir relative pronoun var. Hangi şeyler? Bazı şeyler. Hangi bazı şeyler? Kafamı karıştıran bazı şeyler. Oradaki an ekini, oradaki that kelimesi veriyor. Evet. Yükseklik korkum var. Evet, tabi bu korkuların belirli isimleri var. İşte fobiler var biliyorsunuz. Değişik fobi isimleri var. Ama ben bunu şimdi tabii ki direkt yükseklik korkusu olarak söyleyeceğim. I have a fear of şeklinde yazdığınız zaman yani şu korkum var anlamını vermiş olursunuz. I have a fear of height dediğimizde yükseklik korkum var anlamına gelmiş olur. O öğrenciyi bir aydır görmedim. Şimdi burada yine ne yapacağım? present perfect tense yapısı kullanmam lazım. Bir aydır devam eden bir olumsuz durum var. O yüzden I haven't diyorum perfect tense'te. Seen that student, o öğrenciyi bir aydır, for a month şeklinde cümlemi kurdum. Evet, madem ki ödevi yapmadın, o halde oyun oynamana izin vermiyorum. Şimdi madem ki ödevini yapmadım derken burada madem ki ekini istersem since'le, istersem now that'le, istersem in as much as'le verebilirim. Bunların hepsi de madem ki anlamını veriyor İngilizce'de. Now that you haven't done your homework. O halde ödev yapma, o halde oyun oynamana izin vermiyorum. Then I won't, tabi izin vermiyorum derken yani izin vermem değil, izin vermeyeceğim anlamı çıkıyor aslında burada. Burada I don't demek yerine ben I won't, yani izin vermeyeceğim demeyi daha uygun gördüm şimdi. I won't let you, sonra da oyun oynamak, play, play games, yani oyunlar oynamak, bir şey oynamak anlamında, oyunlar oynamak anlamında games kelimesini kullandım. Oyunları oynamana izin vermeyeceğim anlamına geldi. Burada oyun dediği tabi eğer bilgisayar oyunuysa computer games diyebiliriz. Veya başka oyunlarsa genel olarak games diyebiliriz. Peki. Veya dışarıda oynamak deseydim play out, outside şeklinde söyleyebilirdik. Düzenli pratik yapmadıkça yabancı dili unutursunuz. Evet, yapmadıkça. Buradaki medikçe, madıkça ekini veren bağlacı bilirsek bunu çevirmemiz kolay olur. O bağlaç nedir? Unless. Unless olumlu cümle gibi kullanılır ama anlam olumsuz olur. Unless you practice. Evet, unless you practice regularly. Tabii ki düzenli olarak pratik yapmadıkça anlamını verdik. You forget. Yabancı dili unutursunuz. The foreign language. Yani yabancı dilde de target language de diyebilirdik burada. Yani hedef dil anlamında. Evet, öğrenilen hedef dil anlamında. Target language de diyebilirdik. Foreign language yabancı dil demek. Evet, yabancı dili unutursunuz. You forget the foreign language that you know şeklinde söylesek bildiğiniz yabancı dili yani hani unutursunuz şeklinde söylerdik. Tüm sınav sorularını öğrencilere vermeme rağmen pek çoğu sınavda başarısız oldu. Evet, tüm sınav sorularını öğrencilere vermeme rağmen. Şimdi burada rağmen anlamını vermek için although, even though kelimelerini istersem en başa kullanabilirim. Şimdi although I gave, buraya kadar nedir? Vermeme rağmen. Neyi? Tüm sınav sorularını. All the exam questions. Bakın. All the exam questions. Tüm sınav soruları. Kime? To the students. Evet. Tüm sınav sorularını öğrencilere vermeme rağmen pek çoğu sınavda başarısız oldu. Pek çoğu nasıl denir? Most of them. Most of them. Ya da the majority of them dersek çoğunluğu anlamına gelir. Failed the exam. Yine failed the exam sınavda başarısız olmak demek. Evet, burada although yerine much as ya da even though kelimeleri kullanılabilirdi. Ne kadar dikkatli araba sürersen sür, başkalarının dikkatsizliği bir kaza yapmanıza sebep olabilir. Şimdi burada yine zor bir cümle var. Ne kadar dikkatli araba sürersen sür. Şimdi burada no matter how kalıbını kullanabiliriz. Yani ne kadar şöyle yaparsan yap, ne kadar para kazanırsan kazan, ne kadar dikkatli davranırsan davran gibi anlamlar vermek istediğimde no matter how kalıbını kullanabilirim İngilizce'de. No matter how carefully, tabii ne kadar dikkatli biçimde, yani burada zarf olarak yazmam lazım bunu. You drive. Evet, bu genel bir ifadeden bahsediyor. O yüzden drive diyorum. No matter how carefully you drive, ne kadar dikkatli araba sürersen sür, başkalarının dikkatsizliği bir kaza yapmanıza sebep olabilir. Tabii başkalarının dikkatsizliği ifadesini nasıl yazacağım? Other people's, başka insanların, yani dikkatsizlik İngilizce'de carelessness şeklinde ifade edilir. Other people's carelessness may sebep olabilir. Burada may yerine could da kullanabiliriz. Cause sebep olabilir. Neye? Sizin kaza yapmanıza. You to have an accident. Evet. Yani veya crash şeklinde söyleyebiliriz. Yani sizin kaza yapmanıza, bir kaza yapmanıza sebep olabilir. Evet. Bakın cümlelerimiz bazıları biraz zor. Telefonla çok fazla zaman geçiren çocuklar asosyal kişilik edinebilir. Evet. Şimdi öncelikle telefonla çok fazla zaman geçiren çocuklar öznesini çevirmem gerekiyor. The children, çocuklar. Who, tabii ki burada who ne yapacak? Çocukları niteleyecek relative pronoun olarak. Spent, öznemiz tekil, çoğul olduğu için spent değil, spent oluyor. Who spent, çok fazla zaman. Too much time. Bakın who spends too much time, çok fazla zaman geçiren. With mobile phone, yani cep telefonuyla. Evet, buraya kadarki anlam nedir? Telefonla, cep telefonuyla çok fazla zaman geçiren çocuklar asosyal kişilik edinebilir. Burada edinmek get kelimesiyle oluşabilir, obtain olabilir veya acquire olabilir. Evet, may get, may acquire ya da acquire. Nasıl bir kişilik? Asosyal kişilik. Asocial personality. Evet, bu şekilde söylersem asosyal kişilik edinebilir. Acquire edinmek anlamına geliyor. Edinebilir derken de burada olasılıksal bir ifadeden bahsediyoruz. O yüzden may modalını kullandım. Bana neden böyle davrandığınızı anlayamadım. Şimdi burada anlayamadım dediği için I couldn't ifadesini kullandım. I couldn't, yapamadım, edemedim derken couldn't kullanılıyor İngilizce'de. I couldn't, anlayamadım diyor. Burada anlamak understand olur veya phrasal verb olarak make out kullanabilirsiniz. I couldn't make out why you, evet why you, neden siz bana böyle davrandınız. Why you treated me like this. Evet, like this burada böyle anlamını veriyor. I couldn't make out why you treated me like this dediğiniz zaman bana neden böyle davrandığınızı anlayamadım anlamına gelmiş oldu. Evet. Bu belgeler acil olarak bakanlığa iletilmelidir. Öncelikle bu belgeler diyorum. Belgeler çoğul olduğu için this değil these ile yapmam gerekiyor. These documents, evet, iletilmelidir. Must be. Şimdi iletmek burada göndermek anlamındaysa sent kelimesiyle söyleyebiliriz. İletmek, göndermek veya forwarded. Forward da iletmek anlamına geliyor. Bunu da edilgenleştirebiliriz. Forwarded şeklinde. To, nereye? The ministry, bakanlık. Hangi bakanlık olduğu söylenmemiş. These documents must be forwarded to the ministry. Acil olarak dediği için urgently, in urgent ya da immediately veyahut da at once, bunların hepsi kullanılabilir acil olarak. Peki, yemek yerken dilimi ısırdım. Şimdi yemek yiyen ve dilini ısıran kişi aynı kişi olduğu için burada while kelimesiyle direkt eat fiilini ne yapabilirim? Kısaltabilirim. while eating. Burada while having lunch, while having dinner şeklinde de söyleyebilirdim. Tabii bu while eating'i en başa koymam da şart değil. İstersem I bit my tongue, dilimi ısırdım. Sonra yemek yerken kalıbında sonra kullanabilirim. While eating şeklinde. Evet, bu şekilde de yazabilirim. Veya while eating kısmını da başa getirebilirim istersem. Evet. Havalimanına vardığımızda uçak çoktan kalkmıştı. Bakın bu tarz cümlelerde eğer geçmişte olmuş iki olay var ve bir olay daha önce olmuşsa bu tarz durumlarda past perfect tense kullanımı oluyor. Şimdi havalimanına varmamız daha sonra olan bir olay, uçağın kalkması daha önce olan bir olay. O yüzden öncelikle havalimanına vardığımızda diyeceğim. Burada istersen by the time'ı da kullanabilirim. Veyahut da when de kullanabilirim. By the time we, kim vardığında biz, arrived at the airport. Bu arada arrive fiili şehirdeki veya ülkedeki belirli noktalara varmak anlamında at edatıyla, ama ülkenin kendisine veya şehrin kendisine varmak anlamında in edatıyla kullanılıyor. Mesela I arrived in London, Londra'ya vardım. I arrived at the airport. Havalimanına vardım. Bakın şehirdeki bir yerden bahsederken at, ama direkt ülke veya şehir ismi söylerken in geliyor. By the time we arrived at the airport, uçak çoktan kalkmıştı. The plane, uçak. Şimdi burada çoktan kalkması daha önce gerçekleşmiş bir olay olduğu için had already taken off. Çünkü take off kalkmak, havalanmak anlamına geliyor. Ondan dolayı past perfect tense'i burada kullanmış olduk. Ablam üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışında master yapmaya gitti. Şimdi burada mezun olduktan sonra dediği için after kelimesiyle başlıyorum. After my, tabi ablam dediği için elder sister diyebilirim. Yani benden yaşça büyük anlamını vermek için. Şimdi üniversiteden mezun olması ve yurt dışına gitmesi geçmişte olmuş iki olay, ama önce olan şey mezun olması olduğu için burayı past perfect tense ile yapabilirim. After my elder sister had graduated from university, buraya kadarki anlam üniversiteden mezun olduktan sonra, she went abroad. Yani she went abroad. Yurt dışına gitti. Ne yapmak için? Master yapmak için. To do a master's degree. Bakın. Master derecesi, yani master yapmak için yurt dışına gitti. Burada istersem bu cümleyi, yani şuradaki after my elder sister had graduated from university kısmını istersem böyle yazmak yerine daha kısaltmalı bir şekilde de yazmak mümkün. Nasıl yani? Çünkü iki tarafında öznesi ortak olduğu için having graduated from university dedikten sonra diğer taraf aynı kalıyor. Yani şurası ve burası aynı. Aynı anlama geliyor. Değişmiyor. İkisi de aynı anlamı veriyor. Having graduated from university ile tabii eğer having graduated from university kullanırsam o zaman she went diye devam etmiyorum cümleme. O zaman nasıl devam ediyorum? My elder sister diyorum. Çünkü burası kısaltma olduğu için burada özneyi belirtmem gerekiyor. Ama burada mesela after'lı cümlede zaten kim olduğunu belirttiğim için burada she kullandım. Ama burada having graduated from university dersem burada my elder sister went abroad to do a master's degree demem gerekiyor. Evet. Evin temizlenmesi gerekiyor. Şimdi burada temizlemek biliyorsunuz clean. Önce ev diyorum. The house. Şimdi temizlenmesi gerekiyor dediğimiz için needs. Tabi burada edilgenlik yapmamız gerekiyor. To be cleaned. Bakın temizlenmesi gerekiyor. Ama eğer gerekiyor anlamını verdiğimiz durumlarda Yani insana özgü değil de yani cansız hayvanlar için hani şöyle yapılması gerekiyor. İşte çiçeklerin sulanması gerekiyor. İşte televizyonun tamir edilmesi gerekiyor vesaire. Bu tarz gerekliliklerde istersek bu şekilde edilgen yapmak yerine direkt fiile ing eki getirerek de yapabiliyoruz. Yani the house needs cleaning dediğimizde yine aslında aynı anlamı vermiş oluyorsunuz. Evet. Eve girmesiyle yatağa gitmesi bir oldu. Şimdi bir şey yap. Tabii burada istersek as soon as kalıbını kullanabiliriz. As soon as hani bir şeyi yapar yapmaz anlamını veriyor. Ama biz burada istersek no sooner ve then kalıbını da kullanabiliriz. Hani bir şey yapmasıyla başka bir şeyin yapmasının bir olduğunu söylemek için. Tabii burada nasıl yapacağız o kalıbı? O kalıpta biraz devriklik oluyor. No sooner had. No sooner'la önce past perfect birleşiyor. Daha sonra cümlemiz devam ediyor. Tabii no sooner kısmı devrik oluyor. Ondan sonra ikinci tarafta then kelimesiyle de ikinci cümle birleşiyor. No sooner had kim? İşte she mesela. Eve girmesi entered the house. Eve girmesi then sonra da she went to bed. Yatağa gitmesi. Yani eve girmesiyle yatağa gitmesi bir oldu. Veya tabi burada ne diyebilirim? As soon as she came home, she went to bed da diyebilirim. Yani o eve gelir gelmez yatağa gitti anlamını vermek için istersem o şekilde de söyleyebilirim. Yani onu da yazalım. As soon as she entered the house, eve girer girmez, she went to bed, yatağa gitti. Bu şekilde de yazarak yine aynı anlamı verebiliriz. Bağırıp çağırmanın bir anlamı yok. Arabayı dikkatli sürmeliydin. Şimdi bağırıp çağırmak İngilizce'de nedir? Yelling olabilir. Yell bağırıp çağırmak. Screaming, yelling. Evet, bir anlamı yok nasıl denir peki? There is no point. Bakın bu bir kullanılan bir ifade. There is no point in yelling. Bağırıp çağırmanın bir anlamı yok. Çığlık atmanın bir anlamı yok. Burada ranting and raving şeklinde bir ifade de var. İstersek ranting and raving böyle bağırıp çağırmak anlamına geliyor. Arabayı dikkatli sürmeliydin diyor. Bakın şimdi burada yapmalıydın, etmeliydin anlamını vermek için should have ve fiilin üçüncü halini kullanmam gerekiyor. You should have ve sürmek fiili nedir? Drive, driven. You should have driven the car. Nasıl? Dikkatli. The car carefully. Evet. Evet, devam ediyoruz. Geçen yıl bu arsayı alsaydım şimdi 3 katı fiyatla satardım. Şimdi burada conditional clause type 3 yani 3. tip koşul cümlesi kullanmamız gerekiyor. Çünkü geçen yıl bu arsayı alsaydım dediği için artık iş işten geçmiş bir durum var. Dolayısıyla if artı past perfect kullanmamız gerekiyor. Ancak ikinci tarafta şimdi 3 katı fiyatla satardım dediği için burada mixed type kullanabiliriz. Yani if'li cümle 3. tip, diğer cümle ise 2. tip olduğu zaman mixed type yani karışık tipli oluşur. Neden? Çünkü ikinci tarafta şimdi 3 katı fiyatla satardım diyor. Ama geçen yıl bu arsayı alsaydım dediği cümle artık geçmişte kalmış. Dolayısıyla artık değiştirme şansı yok. Ama şimdi 3 katı fiyatla satardım ifadesi şu güne ait bir ifade olduğu için bunu 2. tipe yani unreal olarak koyabiliriz. Dolayısıyla bu cümleyi nasıl çeviririz? Eğer ben alsaydım, if I had bought this land, yani building land kelimesi de kullanılabilir. Yani bina arazisi anlamında. Geçen yıl ifadesi last year. Sonrasında şimdi 3 katı fiyatla satardım. Yani burada istersem I would be selling şeklinde de söyleyebilirim. Veyahut da I would sell it şeklinde de söyleyebilirim. 3 katı fiyatla derken nasıl söylerim? With tripled yani 3 katı price ve now kelimesini sona ekledim. Şimdi 3 katı fiyatla satardım anlamına geldi. Gördüğünüz gibi if'li cümle past perfect, diğer taraf ise ikinci tiplerdeki gibi would ile yapıldığı için bu cümle bir mixed type conditionals oluyor. Yani karışık tip koşul cümlesi grubuna giriyor. Yaşam pahalılığı giderek daha da katlanılmaz hale geliyor. Öncelikle yaşam pahalılığı anlamına gelen kelime the cost of living. Şimdi katlanılmaz hale geliyor dediği için öncelikle şimdiki zaman olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdiki zamanda biliyorsunuz emizar ve fiile ing eki var. Katlanılmaz hale geliyor derken becoming, şimdi daha da giderek gibi anlamlar vermek istediğimizde comparative clause, comparative cümleleri, comparative sentence yani karşılaştırma cümlelerini ikileme şeklinde yani sıfatı iki defa komparatif şeklinde yazdığımız zaman gitgide daha da anlamlarını veriyor. Yani şimdi burada katlanılmaz anlamına gelen kelime nedir? Unbearable. Şimdi ben buna iki defa more and more unbearable şeklinde yazdığım zaman giderek daha da anlamını vermiş oluyor. Giderek daha da katlanılmaz hale geliyor şeklinde bir cümle oluşmuş oldu. Şimdi burada istersen more and more demek yerine is becoming increasingly unbearable şeklinde yazarsam giderek katlanılmaz hale geliyor kelimesi cümlesi yine ortaya çıkabilir. Yani increasingly kelimesi de yine giderek anlamını veriyor. Evet. Maaşını yetersiz bulduğu için istifa edip yeni bir iş aramaya karar verdi. Şurada bir hata yapmışız. Aramaya karar verdi. Evet, şimdi maaşını yetersiz bulduğu için. Şimdi burada bulduğu için demek için because'la başlayabilirim cümleye. Since'le başlayabilirim. For'la başlayabilirim. Yani bunları dığı için anlamını vermek için kullanabilirim. Şimdi kim olsun bu kişi? He olsun. Because he, şimdi karar verdi dediği için burada geçmişte kalmış bir durum var. He found his salary insufficient. Insufficient, yetersiz anlamına geliyor. Yani maaşını yetersiz bulduğu için istifa edip yeni bir iş aramaya karar verdi. He decided to resign and look for a new job. Yani istifa etmeye ve yeni bir iş aramaya karar verdi. Yani karar verme eylemini istifa etmek ve aramak fiilleriyle ne yaptık? Birleştirmiş olduk. Şimdi istersem ben buradaki because, since ve for bağlaçlarını kullanmadan da direkt olarak fiile ing eki getirerek mesela finding his salary insufficient şeklinde yazdığımda yine de aynı anlamı vermiş olurum arkadaşlar. Evet, bu şekilde kısaltmalarımız da var. Sabahtan akşama kadar çalışıp asgari ücretle geçinmek zorunda olan çok fazla insan var. Öncelikle böyle bir cümlede çok fazla insan var ifadesini yazmam gerekiyor. Yani there are so many veya a lot of veya plenty of veya too many şeklinde yazabilirim. Yani buradaki niceleyiciyi. So many diyelim. So many people. Yani buraya kadarki anlam çok fazla insan var. Kim? Bu insanları niteleyeceğimiz için who dedim hemen buraya. Geçinmek zorunda olan. Zorunda olan dediğimiz için have to'yu kullandım. Çünkü zorundalık anlamını böyle verdim. Sonra asgari ücretle geçinmek. Live on, who have to live on minimum wage. Minimum wage yani live on minimum wage ya da make a living with minimum wage ifadesi asgari ücretle geçinmek anlamına gelir. Şimdi buraya kadarki anlam ne oldu? Asgari ücretle geçinmek zorunda olan çok fazla insan var oldu. Geriye ne kaldı? Sabahtan akşama kadar çalışıp, hani burada çalışıp ifadesini çalışarak şeklinde de düşünebiliriz. Yani working, yani direkt erek arak ekini istersek burada direkt ing eki getirerek verebiliriz. Hatta başına by edatını da ekleyebiliriz. By working şeklinde. By working from morning till evening dediğimizde sabahtan akşama kadar anlamını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Önemli olan kazandığın parayı hak etmelisin. Önemli olan kazandığın parayı hak etmelisin. The point is that. Bu şekilde de olabilir. The important point is that şeklinde de olabilir. Evet, burada önemli olan ifadesi bu şekilde bir başlangıçla sağlanabilir. Veyahut da what is important is that, the important thing is that şeklinde de yazabiliriz bunu. The important thing is that you should deserve. Şimdi deserve hak etmek. Önemli olan şey, parayı hak etmelisin dedik. The money, hangi para? You earn, kazandığın para. That you earn şeklinde de buraya yazabilirim istersem, ama burada dediğim gibi illaki de yani subject değil object position durumunda olduğu için buraya that, which kelimesini kullanmak zorunda değilim, ama istersen buraya which you earn ya da that you earn şeklinde yazabilirim. O bu saatte uyuyor olabilir. Şimdi yor olabilir anlamını vereceğim için maybe ve fiile ing eki getirebilirim. Burada she olsun öznemiz. She may be sleeping. She may be sleeping. O uyuyor olabilir oldu. Bu saatte, at this hour. Bu saatte uyuyor olabilir. Bence aramasan iyi olur. I think you shouldn't call her. Bence onu aramasan iyi olur. Çünkü burada bir ne var? Tavsiye durumu var. Bence onu aramasan iyi olur. Evet, geldik buraya. Bandırma'ya taşındığımda 6 yıldır öğretmen olarak çalışmaktaydım. Şimdi burada geçmişte olmuş iki olay var yine. Birinci olay öğretmen olarak çalışmakta olmam. Diğer olay Bandırma'ya taşınmam. Yani geçmişte olan iki olaydan önce olanı past perfect tense ile yapıyoruz. Diğerini simple past tense ile yapıyoruz. Ancak burada geçmişte olan, yani daha geçmişte olan olayda biraz süreklilik var. Çalışmaktaydım şeklinde verilmiş. Dolayısıyla ben bunu past perfect continuous şeklinde yapmak istiyorum. Yani I had been, makta idi ekini vermek için. I had been working as a teacher. Buraya kadarki anlam, ben öğretmen olarak çalışmaktaydım. For 6 years, 6 yıldır öğretmen olarak çalışmaktaydım. Ne zaman? When I moved to Bandırma. Bandırma'ya taşındığımda. Burada when yerine istersen by the time bağlacını da kullanabilirim. Evet, devam ediyoruz. Eylül'e kadar okul binası tamamlanmış olacak. Mış olacak şeklinde olan cümleler future perfect tense ile yapılır. Yani bunun kuralı nedir? Will have artı fiilin 3. hali. Eylül'e kadar ifadesini de burada kadar anlamını by edatıyla vermem gerekiyor. Öncelikle öznemizi yazalım. The school building, okul binası, will have. Şimdi tamamlamış değil, tamamlanmış olacak. Şimdi burada ne var? Bir edilgenlik durumu var. Dolayısıyla passive voice yapmam gerekiyor. Will have been completed, tamamlanmış olacak. Ne zamana kadar? By September, Eylül'e kadar. Bakın burada bir edilgenlik durumu olduğu için bu şekilde yazmam gerekiyor. Will have been, yani bu been edilgenlikten dolayı buraya giriyor. Yani onlar tamamlamış olacaklar deseydim they will have completed the school building by September şeklinde yazacaktım, ama tamamlanmış olacak dediğim için araya being de girmiş oldu edilgenlik durumundan dolayı. Bu videoyu yapmak benim için kolay olmayacak. Şimdi bu videoyu yapmak ifadesi, yani şu özne, istersem bu cümleye it won't be easy şeklinde de başlayabilirim. Bu birinci başlangıç şekli. Önce bunu bir yazalım. It won't be easy for me. Yani buraya kadarki anlam benim için kolay olmayacak. Ne? To make this video. Evet, bu birinci şekilde. İkincisi de ne olur? Making this video. Yani bu videoyu yapmak. Bakın, bu videoyu yapmak ifadesini istersem bu şekilde gerund özne ile başlangıç yapabilirim. O zaman it kelimesini kullanmadan ne yapmış oldum? Öznemi making this video, yani bu videoyu yapmak şeklinde oluşturmuş oldum. Won't be easy for me. Yani istersem bu cümleyi bu şekilde de çevirebilirim. Evet, devam edelim. Tüm eski kitaplar kütüphaneye götürülecek. Şimdi götürülecek dediği için gelecek zamanda edilgenlik var. Öncelikle tüm eski kitaplar, all the old books, bakın tüm eski kitaplar, götürülecek dediği için ne yapacağım? Will be ve fiilin üçüncü hali taken. Yani take biliyorsunuz almak demek, ama take something to somewhere, bir şeyi bir yere götürmek anlamına geliyor. All the old books will be taken to the library. Yani kütüphaneye götürülecek anlamını vermiş olduk. Evet, şimdi geldik. Bu yıl Giresun'da yetiştirilen fındığın kilogram fiyatı 84 lira. Öncelikle the kilogram price, kilogram fiyatı. Neyin? Of the hazelnut. Hazelnut fındık demek biliyorsunuz. Buraya kadarki anlam ne oldu? Fındığın kilogram fiyatı oldu. Hangi fındığın kilogram fiyatı? Giresun'da yetiştirilen. Şimdi ben istersen burada which is grown şeklinde yazabildiğim gibi, İstersem hiçbir şekilde which is kullanmadan direkt olarak fiilin üçüncü halini yazarak da kısaltmalı bir biçimde bu şekilde grown in Giresun şeklinde cümlemi devam ettirebilirim. Buraya kadarki anlam ne oldu? Giresun'da yetiştirilen fındığın kilogram fiyatı, evet dedikten sonra is 84 lira. Evet. İstersem bu yıl ifadesini de en sona this year şeklinde ekleyebilirim. Veyahut da bunu en başa da koyabilirim. This year the kilogram price of the hazelnut grown in Giresun is 84 lira. Yani o şekilde de yazabilirdim. Yani burada this year ifadesini istersem en başa da ekleyebilirdim. Evet. İstenmeyen davranışları görmezden gelmek, onları pekiştirir. Şimdi görmezden gelmek anlamına gelen kelime ignore kelimesini kullanabiliriz. Şimdi istenmeyen davranışları görmezden gelmek ifadesi tamamıyla bir özne oluyor aslında. Biz bunu nasıl yapacağız? O zaman fiilimsi özne ile yapabiliriz yine. Ignoring diye başlayabiliriz. Ignoring, neyi ignore etmek? İstenmeyen davranışlar. Undesired behavior. Yani istenmeyen davranışları görmezden gelmek. Buraya kadar aslında cümlenin öznesi oldu. Onları pekiştirir. Reinforce, pekiştirmek anlamına geliyor. Reinforces them. Yani onları pekiştirir anlamını vermiş olduk. Yani bu geniş zamanlı bir eylem olduğu için bu şekilde yazmış olduk. Onları anlamını da them kelimesi vermiş oldu. Evet, 4 dil biliyor olmanız kolayca iş bulacağınız anlamına gelmez. Şimdi 4 dil biliyor olmanız ifadesini nasıl yazmam lazım? Öncelikle istersen böyle cümleleri that'le başlayarak yapabilirim. Yani that you know four languages. Bakın bu şekilde söylediğimizde dört dil biliyor olmanız anlamını verir. Tabi sadece that'le mi yapılır? Tabii ki hayır. İstersem that yerine the fact that şeklinde de bunu yapabilirim. The fact that you know four languages şeklinde de bunu söyleyebilirim istersem. Yani bunlar tercih artık. İster that deyin, ister the fact that şeklinde söyleyin. Evet. The fact that you know four languages anlamına gelmez. Doesn't mean anlamına gelmez. Ne anlamına gelmez? Kolayca iş bulabileceğiniz. You can find a job easily. Kolayca bir iş bulabileceğiniz anlamına gelmez. Evet, devam ediyoruz. Online alışveriş bazen riskli olabilir. Online shopping. Şimdi olabilir dediği için burada bir olasılık var. İstersem can'le, istersem may'le, istersem might'la, hatta could'la, bu dördüyle de olasılık anlamını verebilirim. Could be veya could sometimes be risky dediğim zaman cümlem oluşmuş oldu. Evet, devam ediyoruz. İnternetten aldığı bir telefonun kutusunda salatalık bulunca soluğu tüketici mahkemesinde aldı. Şimdi soluğu bir yerde almak anlamına gelen bir phrasal verb var. End up in şeklinde biz bunu kullanacağız şimdi. Öncelikle ne diyeceğiz? İnternetten aldığı bir telefonun kutusunda salatalık bulunca. Şimdi bu cümle biraz tabii ki zorlayıcı olabilir. When kim bulunca? He veya she. When he found bulunca, ne bulunca? A cucumber. Bir salatalık bulunca. Nerede? In the phone box. Telefon kutusunda. Yani telefon kutusunda bir salatalık bulunca. Hangi telefon kutusunda? That he bought online. İnternetten, yani online aldığı. İnternetten aldığı, yani from the internet şeklinde söylememe gerek yok. That he bought online. He, tekrar artık diğer cümleye geçtim. Soluğu tüketici mahkemesinde aldı. He ended up in, yani bir şeyde neticelenmek, bir yerde soluğu almak anlamına geliyor bu ifade. He ended up in tüketici mahkemesi. Consumer court. Evet. Tüketici mahkemesi anlamına geliyor. Evet. Devam edelim. Ne kadar iyilik yaparsan yap, bazı insanlar buna rağmen nankördür. Yani öncelikle ne kadar iyilik yaparsan yap anlamını nasıl vereceğiz? Bunu istersem no matter how, bakın ne kadar şöyle yaparsan yap, ne kadar böyle yaparsan yap gibi anlamları vermek için bu yapıyı kullanabilirim. Tabi burada iyilik, no matter how much favor, yani ne kadar çok iyilik yaparsan yap. Şimdi yaparsan yap anlamını da you do şeklinde verdiğimiz zaman aslında buraya kadarki anlam ne oldu? Ne kadar çok iyilik yaparsan yap, yani ne kadar iyilik yaparsan yap anlamına gelmiş oldu. Bazı insanlar buna rağmen nankördür. Some people are ungrateful. Ungrateful, nankör demek. Buna rağmen anlamını nasıl vereceğiz? İstersem in spite of it, in spite of this, istersem despite this şeklinde verebilirim. Veyahut da some people are still ungrateful, hala da nankördür veya Burada yet kelimesini kullanabilirim. Yine de anlamını verir. Yet some people are ungrateful şeklinde. Yani farklı farklı şekillerde yapmam mümkün. Despite this şeklinde biz bunu yazalım. Buna rağmen anlamını vermiş olur. Evet, yüzündeki ifadeye bakılırsa mülakatı başarıyla geçmiş gibi görünüyor. Bakın bayağı ileri seviye bir cümle yine. Şimdi bakılırsa anlamını ne ile veririz İngilizce'de? Bunu judging from kelimesiyle verebiliriz isterseniz. Veya considering, nazara alınırsa, dikkate alınırsa şeklinde düşünülebilir. Ama judging from bunun için gayet uygun. The expression, ifadeye bakılırsa, neydeki? On her face. Yani yüzündeki dediğimiz bir kadın olduğunu düşünelim. O yüzden on her face diye yazdım. Şimdi diğer cümlemizin öznesi she olmak zorunda tabii ki. Geçmiş gibi görünüyor. O zaman she seems, görünüyor anlamını seems'le verdim. Geçmiş gibi görünüyor. Şimdi geçmiş. Bakın mülakat bitmiş. O yüzden she seems to have passed. Bakın bu bir yapıdır. Seems to have artı fiilin üçüncü hali. Olmuş gibi görünüyor, yapmış gibi görünüyor, geçmiş gibi görünüyor şeklinde anlam vermek için bu yapıyı kullanabiliriz. Neyi geçmiş gibi görünüyor? Mülakatı, the interview. Bakın mülakatı geçmiş gibi görünüyor. Anlamını vermiş olduk. Eğitim herkes için ücretsiz olmalıdır. Education must be free veyahut da free of charge şeklinde de söyleyebiliriz. Free of charge da ücretsiz demek. For herkes için dersek everyone veya anyone. For everyone. Yani burada free ya da free of charge şeklinde kullanabiliriz. Evet. Düzenli ders çalışmadıkça başarılı olma şansın azalacak. Şimdi medikçe madıkça ekini vermek için istersen ben burada as long as you don't study regularly şeklinde de söyleyebilirim. Ama burada medikçe madıkça ekini vermek için unless kelimesini de kullanabilirim. Bu bağlacı kullandığım zaman cümle olumlu olur ama anlamca olumsuz anlam katılır. Yani cümle olumlu olur derken biçimce olumlu olur, anlamca olumsuz olur. Unless you study regularly, bakın düzenli ders çalışmadıkça, siz düzenli ders çalışmadıkça başarılı olma şansın azalacak. Your chance of being successful. Bakın chance of being successful, başarılı olma şansınız. Yani başarılı olma şansın. Ne olacak? Azalacak. Will, azalmak nedir? Go down olabilir. Decrease olabilir. Evet, bu kelimeleri kullanabiliriz. Pekala. Veya decline de olabilir. Azalmak anlamında. Bu şehirde ikamet eden insanların %70'i bir ev ve arabaya sahip. Şimdi bu şehirde ikamet eden insanların %70'i. Bu cümlenin öznesi bu. Dolayısıyla ne diyeceğim? Öncelikle 70% of people. Bakın insanların %70'i demiş oldum. Tabi burada the people şeklinde yazalım. Belirli insanlardan bahsediyoruz. Hangi insanlar? Who live in this city. Bakın buraya kadarki anlam bu şehirde yaşayan insanların %70'i oldu. Şimdi bir ev ve bir arabaya sahip. Ne diyeceğim? Has a car and a house. Evet. A house. Bir araba ve bir eve sahip şeklinde yazmış olduk cümlemize. Peki, İstanbul gibi büyük bir şehirde asgari ücretle geçinmek neredeyse imkansız. Öncelikle asgari ücretle geçinmek diyelim. Bunu kullanmıştık daha önceden. Living on a minimum wage. Evet. Buraya kadarki anlam asgari ücretle geçinmek. Büyük bir şehirde yine big city. Ha, burada da İstanbul gibi. Like İstanbul diyebilirim. İstanbul gibi. Tabii örnek verdiğimiz şeyler çoğalırsa such as kelimesi de kullanılabilir gibi anlamını vermek için. İstanbul gibi büyük bir şehirde asgari ücretle geçinmek oldu buraya kadarki anlam. Neredeyse imkansız kısmı da bir fiil olmadığı için, sıfat olduğu için is, almost, neredeyse veya nearly kelimesini kullanabilirim. Impossible. Impossible. Evet, bu şekilde yazdığımda cümlemiz olmuş oldu. Söylediklerin her zaman doğru olmalı ama her doğruyu her yerde söylememelisin. Şimdi söylediklerin her zaman doğru olmalı. İstersen burada söylediklerin anlamını the things that you say şeklinde de söyleyebilirim. Veyahut da what you say veya whatever you say, her ne söylersen. Bunların tamamı da aynı kapıya çıkar. Şimdi söylediklerin, bakın bunu böyle yazdığımızda söylediklerin anlamını verir. What you say, dediğin, yani söylediğin. Must be always, her zaman doğru olmalı. True. Evet, must be always true. But, ama her doğruyu her yerde söylememelisin. You mustn't ya da you shouldn't da diyebiliriz. Mustn't diyelim. Önce must kullanmıştık çünkü. You mustn't tell each truth, her doğruyu, her bir doğruyu her yerde söylememelisin. Yani burada anywhere hiçbir yer olur. Her bir doğruyu hiçbir yerde söylememelisin olur. Burada yine everywhere diyelim. Her yerde söylememelisin. Her bir doğruyu her yerde söylememelisin şeklinde cümlemiz oluşmuş oldu. Evet. Okul idaresi tüm sıraları öğrencilere boyattı. Şimdi burada boyattı dediği için bakın bir ne var? Edilgenlik değil, ettirgenlik var. Ettirgen yapılara kozatif deniyor. Kozatif yapılarda get something done veya get someone to do something veya have someone do something kalıpları kullanılıyor. Evet, şimdi ne yapacağız? Öncelikle okul idaresi, the school administration diyorum. Okul idaresi. Şimdi get ile yaparsam bunu, boyattı dediğim için önce got yazdım. Kime? Öğrencilere. The students. Sonra da to kullanıyorum. Ettirgen yapının kuralına uygun olarak. Sonra boyamak. Paint. Neyi? Tüm sıraları. All the desks. Evet, bakın tüm sıraları öğrencilere boyattı anlamını vermiş olduk. Evet, devam edelim. İnternette geçirdiğin zamanın yarısını ders çalışarak geçirseydin şimdi daha iyi bir üniversitede okuyor olurdun. Şimdi burada tabii ki yine bir iş işten geçmişlik durumu var öncelikle. Daha sonraki cümlede ise şu anda böyle bir ihtimal olurdu anlamı var. Ve dolayısıyla burada yine bir mixed type, yani karışık tipli koşul cümlesi var. O zaman ne yapmam gerekiyor? Öncelikle if'li tarafı past perfect yapmam gerekiyor. If you had yarısını, spent half of the time. Bakın zamanın yarısını geçirmiş olsaydın internette geçirdiğin hangi zaman? İnternette geçirdiğin zamanın yarısı. Which you spent on the net. İnternette harcadığın zamanın yarısını geçirmiş olsaydın ne yaparak? Ders çalışarak. Öncelikle biz burada ders çalışarak ifadesini buraya ekleyelim. By studying. Yani buraya ekleyelim. Ders çalışarak. If you had spent by studying half of the time which you spent on the net. Yani şimdi oldu. Buraya kadar oldu şimdi. Ders çalışarak. Yani şuraya kadarki anlam öncelikle. Bakın. Eğer ders çalışarak geçirseydin. Neydi? Half of the time. Zamanın yarısını. Hangi zaman? Which you spent on the net. İnternette harcadığın zamanın yarısını ders çalışarak geçirseydin. Şimdi buraya kadar birinci cümle oldu. Daha iyi bir üniversitede okuyor olurdun. You would be artı fiilin ing hali. Studying. You would be studying. Üniversitede okumak, lisede okumak, bunu study fiiliyle yapabiliyoruz. At a better university. Daha iyi bir üniversitede okuyor olurdun anlamını vermiş olduk. Evet. Pekala. Beni dinliyor gibi yaptı ama aslında haberleri dinliyordu. Gibi yapmak, gibi davranmak anlamını pretend fiiliyle verebiliriz. Yani she pretended to dinliyor gibi yaptı. Listen to me. Bakın pretend to yani kendisinden to sonra to alıyor. Infinitive grubuna giren bir fiil olduğu için. Buraya kadarki anlam beni dinliyor gibi yaptı. But kim? She was actually aslında veya actually she was şeklinde de yazabilirim. She was actually listening to the news. Evet, haberleri dinliyordu. İş işten geçmeden buna bir çözüm bulsak çok iyi olur. Şimdi öncelikle buna bir çözüm bulsak çok iyi olur diyelim. We had better, çok iyi olur anlamını vermek için. We had better find a solution. Bir çözüm bulsak iyi olur. To neye? This, buna. İş işten geçmeden. Bunu nasıl söyleriz İngilizce'de? Before it is too late. Bakın bunu her zaman iş işten geçmeden anlamında kullanabilirsiniz. Before it is too late. Evet. İzlediğim filmlerden en çok Titanic'i beğendim. Şimdi yaptığım işlerden, işte okuduğum kitaplardan, gittiğim yerlerden en çok. Bu tarz cümleler kurduğunuzda isterseniz cümleyi bu şekilde söyleyebilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Of all the movies ya da films, bakın bu şekilde yazdığım zaman that I have watched. Bakın izlediğim filmler arasında ya da izlediğim filmlerden, izlediğim derken şu ana kadar izlediğim anlamı olduğu için present perfect tense kullandım bakın. Ne yapıyorum? I like Titanic most veya the most şeklinde en çok anlamını verebilirim. Bazen gözümüzde büyüttüğümüz şeylerin aslında çok önemsiz olduğunu fark ederiz. Evet. Şimdi nasıl yazacağız bu cümleyi? We bazen gözümüzde büyüttüğümüz şeylerin aslında çok önemsiz olduğunu fark ederiz. We sometimes, biz bazen fark ederiz. Notice ya da realize. Şimdi bazen fark ederiz demiş olduk. Realize. Neyi? The things. We sometimes realize the things. Bazen fark ederiz. Gözümüzde büyüttüğümüz şeylerin aslında çok önemsiz olduğunu. Are actually so unimportant. Önemsiz. We sometimes realize that things are actually so unimportant. Şimdi Burada şöyle yapmamız lazım. Gözümüzde büyüttüğümüz şeyler. Things that we overestimate. Şimdi buraya kadar ne oldu? We sometimes realize the things that we overestimate are actually so unimportant. Şimdi evet, cümle şu anda oldu. Şimdi analiz edersek. We sometimes realize, bazen fark ederiz. The things that we overestimate. Bakın şurası gözümüzde büyüttüğümüz şeyler. Şimdi gözümüzde büyüttüğümüz şeyler. Burası yani şu kısım gözümüzde büyüttüğümüz şeyler oluyor. Aslında çok önemsiz anlamını da burası vermiş oldu. Are actually so unimportant. Evet, biraz karışık bir cümle. Gerçekten hani anlatmaya çalışıyorum ama bazı cümleler biraz karışık. Tabii ki de zorlayıcı olabilir. Seni en çok, evet basit bazı cümleler var yine. Seni en çok mutlu eden şey nedir? Bu tarz bir cümleyi çevirirken what makes you happy the most veya most şeklinde cümleyi oluşturabilirsiniz. What makes you angry? Mesela seni ne sinirlendirir? What makes you upset? Seni en çok ne mutlu eder? Seni en çok ne üzer? Seni en çok ne heyecanlandırır? Gibi cümleler kurmak istediğimizde what makes you kalıbını kullanabilirsiniz. En son ne zaman sinemaya gittiğimi hatırlamıyorum. Şimdi öncelikle bu cümlede hatırlamıyorum ifadesini yazmam gerekiyor. I don't remember demem lazım yani önce. Ondan sonra en son ne zaman gittiğimi. When I last. Bakın when I last went to the cinema. Bakın en son ne zaman sinemaya gittiğimi hatırlamıyorum anlamına geldi. Borçlarını ödeyemeyen adam çareyi evini satmakta buldu. Şimdi çareyi bulmak resort to fiilini kullanarak yapılabilir. Resort hani bir şeye başvurmak yani çare olarak kullanmak anlamında kullanılabiliyor. Borçlarını ödeyemeyen adam. Şimdi the man diyorum önce. Önce adamı niteleyeceğim. The man who couldn't ödeyemeyen pay his debts. Evet, borçlarını ödeyemeyen adam. Şimdi burada tabii ki geçmiş zamanlı bir cümle olduğu için who can't pay his debts şeklinde söylemedim. Çünkü geçmişte kalmış bir cümle. Zaman uyumu olması gerekiyor. Evet, çareyi yani burada resorted to dedim. Çareyi buldu anlamını vermek için. Yani buna başvurdu yani bu yola gitti anlamında. Selling his house. Evet, çünkü edatlardan sonra tekrar fiil gelirse o fiil çoğunlukla ing eki alır. Bundan dolayı böyle bir yapı oluştu. Şu anda evet devam ediyoruz. Dünyanın en büyük mutluluğu bana göre başkalarını mutlu etmek. Öncelikle bana göre diye başlayabiliriz cümleye. To me, according to me, in my opinion şeklinde bu cümlenin başlangıcında bunu yazabiliriz istersek. Dünyanın en büyük mutluluğu the biggest happiness, en büyük mutluluğu of the world. Evet, dünyanın en büyük mutluluğu is başkalarını mutlu etmek. To make başkaları nasıl denir? Others veya other people da diyebilirsiniz. Happy başkalarını mutlu etmek. Evet. Bir kuyumcuyu soyan adam. Yine burada önce adamı nitelememiz lazım. The man who robbed, soyan yani who robbed a jewelry. Yani kuyumcu anlamına gelen kelime jewelry. Jewelry kuyumcu demek. Bir kuyumcuyu soyan adam yurt dışına kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi. Öncelikle yakayı ele verdi yani got caught Yani yakalandı aslında. Got caught, yakalandı. While, şimdi aynı kişiden bahsediyoruz. Kaçmaya çalışırken burada attempting de diyebiliriz, trying de diyebiliriz. While attempting to, yurt dışına kaçmak, flee, flee kaçmak ifadesini kullanabiliriz burada. Kaçmak nereye? Abroad. Yani bu şekilde yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederken yakalandı. Burada while'dan sonra gördüğünüz gibi özne ortak olduğu için ikinci tarafta tekrar while he was attempting to flee abroad şeklinde yazmadım. Ne yaptım? Direkt while'dan sonra fiile ing getirdim. Evet, dün çektiğim resimleri yanlışlıkla sildim. Şimdi öncelikle I deleted the pictures. Bakın buraya kadar resimleri sildim. Nasıl sildim? Pardon, önce hangi resimleri? Dün çektiğim. I took yesterday. Evet, buraya kadarki anlam ne oldu? Resimleri, dün çektiğim resimleri sildim. Burada yanlışlıkla anlamını istersem şuraya I accidentally şeklinde ne yapabilirim? Koyabilirim. I accidentally. Accidentally kazara demek, yanlışlıkla demek. Bunu by accident olarak da söyleyebiliyoruz veya by mistake olarak da söyleyebiliyoruz. Evet. Arabası çalınan adam doğruca polise gitti. Şimdi arabası çalınan adam dediğim için burada yine relatif pronounlardan who'su kullanmam gerekiyor. Yani the man, hangi adam? Arabası çalınan adam. Whose car, arabası, was stolen. Evet, arabası çalınan adam demiş oldum buraya kadar. Went veya öncelikle directly diyorum. Directly. Polise gitti. Went to the police veya police station'da diyebiliriz. Evet, polise gitti. Karakola gitti ya da. Evet, alt katta oturan komşum yakında başka bir eve taşınacak. Alt katta oturan komşum. İstersen burada my neighbor who lives downstairs şeklinde de söyleyebilirim veyahut da my downstairs neighbor şeklinde de söyleyebilirim. Yani istersem my neighbor, neighbor komşu demek, who lives downstairs. Yani ikisi de olur. Downstairs alt kat demek, upstairs üst kat demek bu arada. Alt katta oturan komşum yakında başka bir eve taşınacak. Is going to move, taşınacak, to başka bir ev, another house. Ne zaman? Soon. Evet, burada is going to yerine will kullansam olmaz mı? Olur. Sıkıntı değil. Planlanmış eylemlerde daha çok going to kullanılıyor. Ama tabii ki günlük konuşmalarda çok buna dikkat edilmiyor. Geçen akşam bindiğimiz otobüs çok kalabalıktı. Şimdi önce otobüsü niteleyeceğiz. The bus. Hangi otobüs? Which. Tabii bunu kullanmamız gerekmiyor. We. Bindiğimiz. Got on. Get on a bus, otobüse binmek demek biliyorsunuz. The bus veya on which we got şeklinde de söyleyebiliriz istersek bunu. The bus on which we got da diyebiliriz veya which we got on şeklinde de söyleyebiliriz. Ne zaman? Last night, geçen akşam. Çok kalabalıktı. Yani bu cümlenin fiili, yani yüklemi fiil değil de sıfat olduğu için was verb kullanacağız yani. Was very crowded. Evet, bu şekilde cümlem oluştu. Peki, Fethiye ailenizle keyifli bir zaman geçirebileceğiniz harika bir tatil yeri. Şimdi önce Fethiye diyorum. Is a perfect tatil yeri. Holiday resort. Holiday place yerine holiday resort kelimesini kullandım. Öncelikle ne dedim? Fethiye mükemmel Veya amazing de kullanabilirim burada. Perfect yerine amazing kelimesini de kullanabilirim. Harika bir tatil yeri. Nasıl bir yer? Şimdi burayı tarif edeceğim. Where, bakın burada bir relative pronoun kullanacağım yine. You can, where you can. Harika zaman geçirmek. Have a wonderful time. Have a wonderful time. Kiminle? With your family. Ailenizle harika zaman geçirebileceğiniz, yani ailenizle keyifli zaman geçirebileceğiniz harika bir tatil yeri demiş olduk. Evet, bu şekilde konuşursanız bazı insanlar sizi yanlış anlayabilir. Şimdi konuşursanız burada bir koşul var. If you speak like this, like that veya if you speak this way şeklinde de söyleyebiliriz. If you talk like this de diyebiliriz. Evet, bazı insanlar sizi yanlış anlayabilir. Some people yanlış anlayabilir dediği için burada ne var? Bir olasılık var. May kullanabiliriz veya could kullanabiliriz. Might kullanabiliriz. Yanlış anlamak nedir İngilizce'de? Get someone wrong ya da misunderstand fark etmez. Burada get you wrong şeklinde yazarsak anlam bozulmamış olur. Evet, faturayı dün ödemeliydin, yapmalıydın, etmeliydin anlamını verirken İngilizce'de ne yapıyoruz? Should have ve fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. O zaman you should have dedikten sonra ödemek fiili paid the bill. Ne zaman? Dün. Yesterday. Evet. Cümlemiz tamamlandı. Daha dikkatli sürseydin kaza yapmazdın. Yani burada bir iş işten geçmişlik durumu var. Üçüncü tip koşul cümlesi. Dolayısıyla ne yapacağım? Past perfect artı would have ya da could have kalıbını kullanacağım. If geçmişte kalmış bir durum var. If you had driven more carefully. Evet, buraya kadar daha dikkatli sürseydin kaza yapmazdın. You wouldn't have had an accident. Bakın burada ne yapmış olduk? Üçüncü tip koşul cümlesinin kuralını uygulamış olduk. Gördüğünüz gibi. Bu parayla pek çok şey alınabilir. Şimdi bu parayla pek çok şey alabilirsin demiyor. Alınabilir diyor. Dolayısıyla bir edilgenlik var. O zaman ne yapacağım? Öncelikle pek çok şey diyeceğim. A lot of things diyebilirim. So many things diyebilirim. Plenty of things diyebilirim. Alınabilir dediği için can be artı fiilin üçüncü hali. Can be bought. Bakın satın alınabilir yani. Ne ile? With this money. Evet, bu kadar. Devam ediyoruz. Bahçedeki sandalyeler dün gece çalınmış. Şimdi öncelikle ne diyorum? Bahçedeki sandalyeler. Yani the chairs in the garden. Bakın bahçedeki sandalyeler ifadesini bu şekilde birleştiriyorum. Özne olarak yapmak için. In the garden bahçede demek. The chairs de sandalyeler demek. The chairs in the garden birleşince bahçedeki sandalyeler anlamını kendisi vermiş oldu. Dün gece çalınmış. Şimdi dün gece ifadesi yazılmamış olsaydı present perfect tense'le yazabilirdim bu cümleyi. Ama dün gece ifadesi olduğu için geçmiş zamanlı yazmam gerekiyor. Hani çalınmış deseydim hala yok, yani hala çalınmış oldukları için have been stolen şeklinde söyleyebilirdim ama bu şimdi dün gece ifadesi olduğu için ne yapacağım? Were stolen. Were dememin sebebi chair sandalyeler çoğul olduğu için were oldu. Ne zaman? Dün gece. Last night. Evet. Keşke akıcı bir biçimde İngilizce konuşabilsem. Keşke şunu yapabilsem, keşke bunu yapabilsem dediğiniz şeylerde I wish I could kalıbını kullanıyorsunuz. I wish I could dedikten sonra konuşmak nedir? Speak English ve sonra da fluently. Evet, bu şekilde cümlem oluştu. Yerinde olsam onunla konuşmam. Yerinde olsam ifadesi ikinci tip koşul cümlelerinde sıklıkla karşımıza çıkar. If I were you, if I were in your position, if I were in your shoes şeklinde söylenebilir. If I were you en basit haliyle yerinde olsam demek. Konuşmam. I wouldn't, bakın, talk to him veya her. Onunla dediği kişi erkekse him, bayansa her olarak yazarım. Yarın bu vakitler sinemada film izliyor olacağım. Şimdi your olacak ekini vermek istediğimizde future continuous tense'i kullanıyorum. Yani will be artı fiila ing eki. O zaman I will be dedikten sonra watching a film. Nerede? At the cinema. Sinemada film izliyor olacağım. Ne zaman? Yarın bu vakitler. This time tomorrow. Bakın yarın bu vakitler anlamını böyle vermiş olduk. Çok vaktimiz var. Otobüse binmek zorunda değiliz. Önce çok vaktimiz var diyorum. We have plenty of time. We have a lot of time. We have lots of time. Fark etmez, bu üçü de aynı anlama geliyor. We have plenty of time. Otobüse binmek zorunda değiliz. We don't have to. Zorunda olmadığımız zamanlarda don't have to, doesn't have to kalıbını kullanıyoruz özneye göre. We don't have to get on the bus. Evet, bu cümleler daha kolay. Yukarıdaki bazı nispeten zor cümleler vardı. Evet, çok az vaktim vardı ve taksiye binmek zorundaydım. Bakın burada da geçmiş zamanlı bir durum var. Çok az vaktim vardı dediği için I had dedikten sonra eğer çok az, yetersizlik anlamını veriyorsa little time, I had little time de diyebiliriz. Çok az anlamını verir veya very, very little time da diyebiliriz belki burada çok az anlamını vermek için. I had little time and zorundaydım. Bakın zorundalığın geçmişteki hali de had to oluyor. Had to take a taxi. Bakın taksiye binmek zorundaydım anlamını vermiş olduk. Bana haber verseydin ben onu tamir edebilirdim. Şimdi bana haber verseydin edebilirdim diyor. Dolayısıyla geçmişte kalmış ve yapılmamış bir eylem var. Üçüncü tip koşul cümlesi. If you had let me know. Bakın bu şekilde haber vermek, let someone know something haber vermek anlamına geliyor ya da inform fiilinde kullanabilirsiniz, bilgilendirmek anlamında. If you had informed me, yani bana bilgi verseydin anlamına gelir. Hit someone up yine haber vermek anlamına geliyor. Tabii farklı ifadelerle bunu söyleyebiliriz. Ben onu tamir edebilirdim. Edebilirdim anlamını could have ve fiilin üçüncü haliyle vereceğim. Fix kelimesini kullanabilirim. Repair kelimesini kullanabilirim. Meant fiilini kullanabilirim. I could have repaired it dediğim zaman cümle oluşmuş oldu. Ambulans geldiğinde adam çoktan ölmüştü. İki tane geçmişte olan olay var. Biri ambulansın gelmesi, biri de adamın ölmüş olması. Öncelikle tabii ki daha sonra olan şey ambulansın gelmesi. O yüzden burada simple past tense, diğerinde ise past perfect tense kullanmam gerekiyor. O yüzden burada by the time ya da when kullanabilirim. By the time the ambulance arrived ya da came diyebilirim. Adam çoktan ölmüştü. The man had already died. Bakın adam çoktan ölmüştü anlamını verdik. Bu tarafı ne yaptık? Past perfect tense ile yaptık gördüğünüz gibi. Evet, bilgisayarını getirmene gerek yoktu. Eğer bir şeyi yapmaya gerek yoktu anlamını vermek istiyorsak o zaman needn't have ve fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. O zaman you needn't have dedikten sonra getirmek fiili nedir? Bring. Üçüncü hali nedir? Brought. Your computer. Bakın bilgisayarınızı bilgisayarını getirmene gerek yoktu anlamına geldi. Sınavı geçmiş olmalısın. Mış olmalı anlamını vermek istiyorsak must have ve fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Kim geçmiş olmalı? Sen. O zaman you must have diyorum. Geçmek pass. Past the exam. Bakın sınavı geçmiş olmalısın anlamına geldi. Evini satmış olamaz, yapmış olamaz, etmiş olamaz diyorsak o zaman da can't have ve fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. He olsun öznemiz. He can't have. Satmak nedir? Sell. Üçüncü hali nedir? Sold. neyi? His house, evini satmış olamaz. Çantasını evde bırakmış olabilir. Mış olabilir, yani olasılık. O zaman may have ya da might have fiilin 3. halini kullanıyorum. She olsun bu sefer. She may have ya da might have. Bırakmak nedir? Leave, left, left. She may have left her bag nerede? At home. Evde bırakmış olabilir. Büyük şehirde aradığın her şeyi bulabilirsin. You can find anything. You ne yaptın? Aradığın her şey. Anything you look for. Bakın. You can find anything you look for. Aradığın her şey. Nerede? Büyük şehirde. In a big city. Evet. Veya in a big city you can find anything you want şeklinde söylersek yanlış olmaz. Burada look for zaten biraz böyle şey kaldı. Sönük kaldı bence. Anything you want demek zaten daha iyi olacak burada hatta. Burada look for'u kullanmayalım bence de. Evet. Evet. Burada in a big city'yi başa da alabilirsiniz. Burada istersek tabii that you want demeye gerek yok. Anything you want yeterli. Geçen ay aldığım saat bozuldu. Öncelikle geçen ay aldığım saat diyorum. Saat burada kol saati ise the watch dedikten sonra geçen ay aldığım ifadesini ekleyeceğim. I bought. Tabii burada which I bought ya da that I bought şeklinde de istersem yazabilirim. Eğer bunu non-defining olarak yazacaksam iki tarafına da virgül koyarak which I bought last month şeklinde yazabilirim istersem. Last month. Evet. The watch I bought last month dedikten sonra bozuldu diyeceğim. Bozulmak breakdown. Tabii bunu broke down olarak yazarsam bozuldu anlamına gelir. Veyahut da şu anda bozuk anlamını vermek için istersem is out of order, çalışmıyor anlamında kullanabilirim. Yani is not working de diyebilirim. Is out of order da diyebilirim. Bozuk. Yani şu anda bozuk yani. O anlamı vermiş oldum. Evet. Keşke o resmi telefonumdan silmeseydim. Keşke dediğiniz şey iş işten geçmişlik bildiren bir keşke ise o zaman past perfect tense kullanılıyor. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? I wish diyeceğim önce. Ondan sonra I hadn't removed ya da deleted diyebilirim. I wish I hadn't deleted. Neyi? That picture, o resmi. Nereden? From my mobile phone. Telefonumdan. Telefonumdan silmemiş olsaydım, silmeseydim. Evet, eve erken gelirsem birlikte sinemaya gidebiliriz. Burada tamamen şarta bağlı, yani duruma bağlı bir yapı var. Yani burada birinci tip koşul cümlesini kullanabiliriz. Dolayısıyla ne yapacağım? If I come home early. Evet, eve erken gelirsem. Birinci tiplerde biliyorsunuz if'li tarafta geniş zaman kullanılıyor. Birlikte sinemaya gidebiliriz. We can go to the sinema. Nasıl? Birlikte. Together. Together yazmasak bile olur da. Evet, beni aradığında mutfakta yemek hazırlıyordum. Bu yapılar biliyorsunuz when while yapıları. Tabi dığında diyinde dediğimizde when, iken eki geldiğinde while kalıbını kullanıyoruz. Beni aradığında dediği için when you called me. Mutfakta yemek hazırlıyordum. I was preparing veya I was making. Burada dinner diyebilirsiniz. Lunch diyebilirsiniz. Veya cooking meal diyebilirsiniz. Nerede? In the kitchen. Mutfakta yemek hazırlıyordum. Peki. Gece film izlerken elektrikler gitti. Öncelikle ne diyeceğim? The electricity. The electricity went out. Gitti. Ne yaparken? While kim izlerken? Ben izlerken olsun. While I was watching a film at night. Geceleyin. Şimdi burada last night da diyebilirdim. Burada while I was watching kısmını istersem başa da alabilirim. İkinci tarafa da gelebilir. Fark etmez. Ne söylediğin umurumda değil. Önce umurumda değil diyorum. I don't care. Ondan sonra da what you say. Ne söylediğin, yani her zaman ne söylediğin. Ama geçmişte ne söylediklerin, geçmişteki söylediklerin umurumda değil deseydim I don't care what you said şeklinde söylerdim. Yani say, said olurdu. İkinci hali olurdu. Peki devam edelim. Sarımsağı ile meşhur olan Kastamonu. Şimdi burada fazladan bilgi veren cümlelerde non-defining clause dediğimiz yapıyı uyguluyoruz. Yani fazla bilgiyi iki tarafında virgül kullanarak which ile bağlıyoruz. Yani önce Kastamonu dedik. Kastamonu. Herkesin bildiği bir bilgiyi veriyorum. O yüzden burada which diyorum. Is famous for. Bakın famous for bir şey ile ünlü olmak demek. Neyi ile? It's garlic. Garlic sarımsak demek. Sarımsağı ile ünlü olan Kastamonu. Bakın meşhur olan Kastamonu. Buraya kadar özneyi yazmış olduk. Pek çok tarihi yapıtlara ev sahipliği yapıyor. Ev sahipliği yapmak İngilizce'de host fiiliyle yapılabilir. Host şeklinde geniş zamanla yaptım. Çünkü it olarak düşündük özneyi. Dolayısıyla es takısı getirdik geniş zaman kuralına göre. Ev sahipliği yapıyor. Neye? Pek çok tarihi yapıtlara. Host, a lot of diyebilirim. Many diyebilirim. A lot of diyelim. Tarihi, historical, artifacts. Evet, artifacts yapıt anlamına geliyor. Pekala. Bu cümleleri çevirmenin zor olduğunu düşünüyorsan konuları tekrar gözden geçirmelisin. Öncelikle eğer sen düşünüyorsan diyeceğim. If you think it is hard. Bakın zor olduğunu düşünüyorsan buraya kadar ne yapmak? To translate. Neyi? Bu cümleleri. These sentences. Evet. Buraya kadarki cümlenin anlamı ne oldu? Bakın. Eğer siz düşünüyorsanız zor olduğunu, bu cümleleri çevirmenin, evet, konuları tekrar gözden geçirmelisiniz. You should ya da you must, burada should diyelim. You should revise. Revise gözden geçirmek. The topics. Yani grammar topics aslında. Again. Evet. Pekala devam ediyoruz. Başarılı olacağını düşündüğüm öğrenci beni hayal kırıklığına uğrattı. The student diyorum önce, öğrenci. I thought, şimdi düşündüğüm öğrenci oldu. Başarılı olacağını düşündüğüm. Şimdi burada istersem direkt would be successful şeklinde söylediğim zaman cümleyi bağlamış olurum. The student I thought would be successful. Bakın çok farklı bir yapı, olacağını düşündüğüm anlamını burada direkt olarak I thought'tan sonra verdim. Yani burada geçmiş zamanlı bir cümle olduğu için bu şekilde. Eğer başarılı olacağını düşündüğüm öğrenci bu sınavı geçecek deseydim the student I think will be successful şeklinde söylerdim ama geçmişte kalmış bir ifade olduğu için burada whom kelimesini de kullanabilirdim. İstersem relative pronoun olarak. Yani whom diyebilirdim, that diyebilirdim ama demeden de bu şekilde bu anlam verilebilir. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Let me down. Let someone down hayal kırıklığına uğratmak demek. Let'in de zaten 3 hali aynı olduğu için geçmiş zamanlı olmuş oldu bu cümle. Evet. Pekala. Bu videoları oluşturmamın amacı insanlara yardım ederek hayatlarına dokunmak. Şimdi öncelikle bu videoları oluşturmamın amacı diyeceğim. The reason why I make these videos. Bakın buraya kadarki anlam benim bu videoları yapma nedenim ya da amacım anlamına geldi. Yapma sebebim, yani amacı. The aim of making these videos dersem bu videoları yapmanın amacı anlamına gelir. Ama bu tarz cümleleri ben the reason why ile yapabilirim istersem. Ondan sonra amacı dedik, is nedeni yani. Hayatlarına dokunmak. To touch nereye? The lives of people, insanların hayatlarına dokunmak. Ne yaparak? By helping them. Şimdi tekrar by helping people demeyeceğim. İnsanlara yardım ederek. Yani ederek ekini orada by helping ile verdim. Onlara yardım ederek insanların hayatlarına dokunmak anlamını vermiş oldum burada. Evet. Tabi burada by kullanmadan da aynı anlam verilebilir. Dil öğrenmek isteyen herkese aynı tavsiyeyi vermek yanlış olabilir. Şimdi tavsiye vermek nedir? Giving advice. Yani tavsiye vermek. Tabii ne diyeceğim? Giving the same advice. Aynı tavsiyeyi vermek. Kime? To people, insanlara. Dil öğrenmek isteyen, who want to learn a language. Buraya kadarki anlam ne oldu? Dil öğrenmek isteyen insanlara aynı tavsiyeyi vermek oldu. Yanlış olabilir. Burası bir olasılık durumu. Could be wrong. Could be wrong. Evet. Can be wrong da diyebiliriz. Evet. Pekala. Eğer şu ana kadar cümleleri doğru çevirmişseniz gramer bilginiz gerçekten iyi durumda. Peki nasıl söyleyeceğiz bu cümleyi? If you have translated, şu ana kadar dediği için bunu present perfect tense ile yapabilirim. Cümleleri, the sentences correctly, yani doğru bir şekilde çevirmişseniz cümleleri, nasıl? Şu ana kadar, so far, until now da diyebilirim, so far ya da up to now da diyebilirim. Burada şu ana kadar anlamını vermek için gramer bilginiz gerçekten iyi durumda. O zaman ne diyeceğim? Your grammar, evet, grammar knowledge bilgi demek, is gerçekten iyi, really good. Evet, böyle söylesem olur, bir sıkıntı olmaz. Pekala, geçtik. Dünyanın neresine giderseniz gidin, İngilizce biliyorsanız iletişim problemi yaşamazsınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin diyeceğim önce. Wherever you go in the world. Yani dünyada nereye giderseniz gidin anlamına gelmiş oldu. İngilizce biliyorsanız iletişim problemi yaşamazsınız. You will have no communication problem da diyebilirim buna. Communication problem. Evet. If you know English. Eğer İngilizce biliyorsanız hiçbir iletişim problemi yaşamazsınız anlamına geldi. Okullarda dil öğrenmek kalabalık sınıflar ve ilgisiz bazı öğrenciler yüzünden zor olabilir. Şimdi şurası ayrı, şurası ayrı, şurası ayrı gibi düşünmek gerekiyor. Yani cümleyi aslında iyi analiz etmek gerekiyor. Neresi özne, neresi yüklem, neresi yan tümceler veya diğer komponanlar. Bunları iyi analiz edebilmek gerekiyor. Öncelikle özneyi bulalım. Okullarda dil öğrenmek. Learning a second language diyebiliriz. Burada ikinci dil öğrenmek anlamında. Nerede? Okullarda. At schools. Okullarda dil öğrenmek. Burada second kelimesini kullanmak zorunda değilim ama genellikle ikinci dil anlamında kullanılır. Learning a language at schools. Zor olabilir diyeceğim. Could be. Hard. Şimdi buradan sonra yüzünden anlamını because of'la verebilirim, due to'yla verebilirim, on account of'la verebilirim. Fark etmez. Due to. Kimler yüzünden? Kalabalık sınıflar. Crowded classrooms. And ilgisiz. Uninterested ya da disinterested. Disinterested. İlgisiz. Bazı öğrenciler. Some disinterested diyelim o zaman. Bazıyı başa almamız lazım. Some disinterested students. Evet, bu şekilde cümlemiz oluştu. Yabancı dilin konuşulduğu ortama maruz kalmak dil öğrenmede çok etkilidir. Bakın yine ileri seviyeden bir cümle. Maruz kalmak expose veya get exposed veya be exposed şeklinde söylenir ama exposure kelimesi de maruz kalma anlamında bir isim oluyor. Exposure to bir şeye maruz kalmak demek. Nereye? The ortam. Ortam burada atmosphere olabilir. Place diyelim biz burada. Yere maruz kalmak. Hangi yer? Where. Bu yeri tanımlayacağım. Yabancı dilin konuşulduğu. Where a foreign language. Foreign language yabancı dil. Yabancı dilin konuşulduğu. Konuşulduğu dediği için burası edilgen olması lazım. Spoken. Where a foreign language is spoken. Yani buraya kadarki anlam ne oldu? Yabancı dilin konuşulduğu yere maruz kalmak oldu. Ortam, yer kelimesini kullandım. Area da diyebilirdim belki. Peki. Dil öğrenmede çok etkilidir. Is very efficient. Etkili dedim. Çok etkilidir dedim. Neydi? In learning a language. Evet. Veya burada in language acquisition şeklinde de yani dil ediniminde anlamını verebilirim. Evet. Kelime öğrenmenin en etkili yöntemlerinden biri bolca okumak. Şimdi en etkili yöntemlerinden biri diyeceğim önce. Den biri anlamını one of'la veriyorum. One of the most effective, etkili yöntem. Ways diyelim buna. Yöntemlerinden biri neyin? Kelime öğrenmenin. Of learning vocabulary. Evet, buraya kadarki anlam ne oldu? Kelime, yeni kelime dağarcığı. Yani kelime öğrenmenin. New words de diyebilirdim burada. Kelime öğrenmenin en etkili yöntemlerinden biri is dedikten sonra bolca okumak. Reading a lot. Bakın reading a lot bolca okumak anlamında burada bir aslında yüklem oldu cümlemizde. Peki. Çok fazla bahane üreten insanlar hayatta başarılı olamazlar. Önce insanlar diyorum. People who diye başlıyorum. Make up ne üreten? A lot of excuses. Çok fazla bahaneler. Make up excuse. Bahane üretmek demek. Çok fazla bahane üreten insanlar hayatta başarılı olamazlar. Can't be successful. Can't succeed de diyebilirdim burada. In life. Hayatta başarılı olamazlar. Madem ki ödevini yapmadın, o halde dışarı çıkmana izin vermiyorum. Şimdi madem ki anlamını verebileceğim kelimeler neler? Since olabilir. Now that olabilir. In as much as olabilir. Bunlar dediğim gibi madem ki anlamını verir. Now that kelimesini kullanalım. You haven't done your homework. Madem ki ödevini yapmadın anlamına geldi. O halde dışarı çıkmana izin vermiyorum. Then I don't let you go out. Bakın o halde dışarı çıkmana izin vermiyorum anlamına gelmiş oldu. Evet. Bir insan ne kadar kibirli olursa o kadar az dostu olur. Şimdi ne kadar o kadar anlamını vermek için kullanacağımız kalıp the more, the more, the more, the less, the less, the less gibi bir kalıp var biliyorsunuz. Bu kalıpla yapılıyor. Şimdi kibirli kelimesi nedir? Arrogant. O zaman the more arrogant dedim. Ne kadar kibirli. A man, bir insan, a person diyelim biz burada, is, yani bir insan ne kadar kibirli olursa anlamını vermiş olduk. O kadar az dostu olur. O zaman az kelimesini kullanmam lazım. The less that person veya the less he or she has friends. Dost yani arkadaş. Evet, o kadar az arkadaşları olur anlamına gelmiş oldu. Ne kadar kibirli olursa o kadar az arkadaşları olur. Az dostu olur. Tavsiyelerimi dikkate alıp almamak senin kararın. Şimdi öncelikle senin kararın. It is your decision veya it is up to you şeklinde ben bunu söyleyebilirim. It is up to you veya it is your decision da diyebilirim. Ondan sonra whether, yapıp yapmamak anlamını vermek için. Whether to ne yapmak? Tavsiyelerimi dikkate alıp almamak. Dikkate almak, consider, take into account, take into consideration, pay attention to olabilir. Veya heed olabilir. Dikkate almak. Heed my advice. Evet, uymak. Heed. Bu şekilde bunu yazmış olduk. Ürün düşündüğümden iyi çıktı. Bir şeyin çıkması. Turned out. Turn out'la yapabiliriz. Yani daha iyi çıktı. The product. The product dedim önce. The product turned out to be better. Bakın daha iyi çıktı anlamını verdi. Düşündüğümden daha, neyden daha iyi? Than I thought. Bakın düşündüğümden iyi çıktı. Yani düşündüğümden iyi derken düşündüğümden daha iyi demek istiyor. O yüzden turned out to be, hani olduğu ortaya çıkmak anlamına geliyor. Sonuçlanmak anlamına geliyor. O yüzden bu şekilde kullandık. Dün dişimi çektirdim. Burada yine ne var? Bir ettirgen yapı var. Ettirgen yapılarda ne yapıyorduk? Get something done, get someone to do something. Burada şimdi dişimi çektirdim diyor. Kime çektirdiğini söylemiyor. O yüzden yapılan işe odaklanılmış. O yüzden ne diyorum? I got, geçmişte olduğu için, my tooth. Bir tane dişten bahsediyoruz çünkü. Dişlerimi demiyor. Çekmek, pull out. Biz ne yapıyoruz? Üçüncü halini kullanıyoruz. Pulled out diyoruz. Çünkü get something done, yani get something ve fiilin üçüncü hali kullanılıyor. Pull out çekmek demek. O yüzden I got my tooth pulled out. Ne zaman? Yesterday. Dün. Dün dişimi çektirdim anlamına geldi. Hayatımda böyle güzel bir manzara görmemiştim. Şimdi hayatımızdaki deneyimlediğimiz ya da deneyimlemediğimiz şeyleri anlatırken present perfect tense kullanıyoruz. O yüzden burası ne olacak? I have never seen, böyle güzel bir, such a beautiful manzara dediği için de scenery, kelimesini kullandım. Manzara. Evet. In my life. Hayatımda. Böyle güzel bir manzara görmedim. Evet. I have never seen. Sorduğu tüm sorulara tatmin edici cevaplar verdim. Şimdi öncelikle I gave tatmin edici. Satisfactory, satisfactory answers to neye? All the questions. Şimdi buraya kadarki anlam ne oldu? Ben tüm sorulara tatmin edici cevaplar verdim. Oldu. Hangi tüm sorular? Sorduğu. Sorduğu dediği yer onun sorduğu. Yani soruları nitelemem gerekiyor. Burada which kullanabilirim. That kullanabilirim. Kullanmaya da bilirim. Soran kişi kim olsun? He olsun. Ne yapacağım? Sorma eylemi geçmişte kaldığı için he asked şeklinde söylemiş oldum. Peki geldik bu cümleye. Yabancı dili iyi konuşabiliyor olması her yerde iş bulacağı anlamına gelmiyor. Bunun benzerini yapmıştık yukarıda. Yani ne diyeceğim? The fact that ile başlayabilirim bu cümleye. The fact that konuşabiliyor dediği için he can speak, yabancı dil diyoruz. Foreign language well, yani yabancı dili iyi konuşabiliyor olması oldu buraya kadar. Her yerde iş bulacağı doesn't mean anlamına gelmiyor. He can find a job everywhere. Her yerde iş bulacağı, iş bulabileceği anlamına gelmiyor şeklinde oldu. Evet, bir kitap yazacaktım ama fikrimi değiştirdim. Şimdi bir şey yapacaktım, edecektim anlamını vermek için öncelikle was, were, going to kalıbını kullanıyoruz. I was going to diyorum. I was going to write a book. Bakın bir kitap yazacaktım. But I changed my mind. Fikrimi değiştirdim. I opened, açtım, a YouTube channel. Bakın cümlemiz gayet basit. Evet, burada tek bilmemiz gereken yapacaktım, edecektim anlamını verirken was, were, going to kullanılıyor. Mart'a kadar bu videoyu YouTube'a yüklemiş olacağım. Mış olacağım anlamını ne ile veriyorduk? Future perfect tense ile, yani will have ve fiilin üçüncü haliyle. O zaman I will have uploaded this video on YouTube. Yani YouTube'a bu videoyu yüklemiş olacağım dedik. Mart'a kadar, kadar anlamında ne ile veriyoruz? By March. Evet. Arkadaşlar şu ana kadar bu video içerisinde toplam 200 tane cümlenin çevirisini yapmış olduk. Bazı cümleleri çevirirken belki de çok iyi açıklayamamış, çok iyi anlatamamış olabilirim. Ufak tefek kusurlarım varsa affola, dil sürçmesinden veya yazarken bazı şeyleri, videoyu genellikle böyle biraz doğaçlama yapıyorum. Bu tarz videoları çok fazla, daha ön bir hazırlığım çok fazla olmuyor açıkçası. Çünkü kendime güveniyorum çeviri noktasında. Ondan dolayı ufak tefek hatalarım olursa affola, ama dediğim gibi çok ufak hatalarım olur. Yani çok ciddi büyük hatalar yaparak size yanlış bilgi vermeyi asla kendim de istemem. İnşallah bu video izleyen, dinleyen herkes için faydalı olur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.